İyi akşamlar değerli izleyiciler. Teke Tek'te yaz hali sürüyor. Bir var bir yok durumu. İstanbul'da oldukça program yapmaya çabalıyoruz. Herhalde bizi mazur görüyorsunuzdur. Sizin de zaten tatil yaptığınızı tahmin ediyorum. Yokluğumuzu pek fazla hissetmemişsinizdir. Evet, bu hafta Teke Tek var. Haftaya yok. Sonraki hafta yine var. Ondan sonra hep var hayırlısıyla. Ve bu hafta Teke Tek'te sağlık meselesini alacağız ama sağlık meselesi derken aslında sağlığın sağlığını konuşacağız. Çünkü son dönemde, son birkaç yıldır ya da son 7-8 yıldır diyeyim sağlık meselesi çok tartışılır oldu. Bir sağlık reformu yapıldı Recep Aktağ döneminde Türkiye'de ve bu reformun ardından özellikle doktorlardan çok fazla şikayet gelmeye başladı ve Türkiye'de tıp alanında ileriye dönük çok ciddi sorunlar baş göstereceği, sorunların şimdiden başladı ama ileride altından kalkılamaz sıkıntılar olabileceği konuşulmaya başlandı. Tabii bakanlar bunu genellikle doktorların para pul merakına bağladılar ama öyle olmayan doktorlar da çoğunlukta belki de ve başka önceliklerle bu isyanları vardı doktorların. Bu bir türlü konuşulmadı, bir türlü kimse bundan açıkçası fazla bahsedemedi. Bu akşam biz bu meseleyi alacağız. Türkiye'ye tıp hekimliği, hekimlik nereye doğru gidiyor? Tıp doktorluğu nereye doğru gidiyor? Tıp eğitiminin sorunları neler? İleride iyi doktor bulacak mıyız, bulamayacak mıyız? Çünkü konuştuğumuz bütün hekimler, bütün üniversite hastanelerindeki hekimler eğitim kalitesinin ne yazık ki ister istemez düzenleme ötürü düştüğünü söylüyorlar ve ileride daha da kötü olma ihtimalinin çok güçlü olduğunu iddia ederler ki bunlar arasında çok güvendiğimiz hekimler de var. Bu akşam da onlardan ikisiyle burada bu meseleyi tartışacağız eline boyuna. İki çok değerli konuğum var. Profesör Doktor Civan Işlak ve Profesör Doktor Veysi Demirbilek. Her ikisi de halen üniversitede öğretim üyeliği yapan isimler ve Veysi Bey'in özellikle biliyorum ki üniversite dışında herhangi bir faaliyeti de bugüne kadar olmadı. Civan Bey son dönemde başka hastanelerde çalışmakla beraber o da Cerrahpaşa'yı bırakmayan hocaların başında geliyor. Her ikiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Civan Bey, hemen şununla başlamak istiyorum. Recep Aktağ'ın sağlık reformu. Recep Aktağ'ın yapılan sağlık reformu. Hep şöyle söylendi. Bu yapılan sağlık reformu Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyların artmasındaki en önemli etkenlerden biri dendi. Çünkü vatandaşın sağlık hizmetlerine erişimi çok kolaylaştı. Hastanelerde kuyruklar ortadan kalktı. İşte ilaca erişim kolaylaştı. Ucuzladı her şey. Artık hastanede rehin kalma olayları kalmadı falan filan gibi pek çok gerekçeyle bu reformun vatandaş üzerinde pozitif etkileri olduğu söylendi. Buna katılıyor musunuz veya katılmamak elde değil belki vatandaş açısından böyle olabilir. Bu sağlık reformu sizce iyi bir reform muydu? Bir şey düzelterek söze başlayalım. Muhtemelen yapılan şey sağlık reformu değildi. Ne reformu? Bir sosyal güvenlik reformu yapıldı. Ve de aslında çok iyi tarafları vardı. İşte ayrı ayrı çatılar altında sosyal güvencesi olduğu söylenen bir grup insan tek çatıya bağlandı. İşte bilgisayar teknolojinin getirdiği bir takım kolaylıklarla işte o provizyon almalar, hastaneye varmalar çok kolaylaştı. Özel hastaneler bir gruba en azından zincirin içerisine alındı. Bu insanların sağlığa erişimini kolaylaştırdı. Sosyal güvenliği kullanmasını kolaylaştırdı ve bu tabii ki iyi bir şeydi. Bunun tartışılacak ama bu sosyal güvenlik reformu. Daha buna göre bu tamamen sosyal güvenlik reformuydu. Sağlıkla ilgili bir reform değildi. Biz daha iyi, daha kötü sağlığa sahip hale gelmedik. Biz var olan sağlık sisteminden daha iyi kullanılabilir hale geldik. Yaptığımız şey, yapılan şey buydu. Yani bunun kaçınılmaz olarak doğru tarafları vardı ve doğru tarafı olduğu için de ahalinin çok büyük bir bölümü yapılanlardan mutlu oldu. Çünkü bu sistem özellikle ufak problemi olan, işte ne bileyim boğazı şişmiş, idrarı yanıyor, ufak tefek derdi olan çok ciddi bir grup hastanın sorununu çok iyi çözdü. Ama beraberinde getirilen bir takım şeylerde çok ciddi sorun olan efendim işte ağır, büyük ameliyat gerektiren hastalar, beyni kanayanlar, işte bir grup hastanın da derdini unutturttu. Yani böyle bir sonucu oldu. Nasıl unutturdu? Ya şöyle mesela ne bileyim ben bugün İstanbul'da, en azından ben İstanbul için söyleyebilirim. Çok ciddi bir probleminiz varsa, bu ciddi probleminiz eğer çok ciddi çaba, zaman, emek gerektiriyorsa
sistemin, sağlıkta uygulama tebliğinin fiyatları gereği insanlar, doktorlar, hastaneler bunların bir kısmıyla ulaşmak istemiyorlar. Buna devlet hastane dahil mi? Her yer dahil. Yani mesela ne bileyim ben bugün Cerrahpaşa'da çok komplike bir hasta alıp bu hastayı tedavi etmeye çalıştığım zaman biliyorum ki sisteme zarar veriyorum. Üniversitem zarar ediyor. Yani sonuçta biz doktor olarak insanların bazı sorunlarını çözmeye çalışırken sürdürülebilmesi olanak dışı olan bir sistemi de zorluyoruz sonuçta. Yani bunu sonra konuşuruz. Ama olan şey sosyal güvenlik reformuydu. Benim çok beğendiğim tarafları vardı. Yani bu tek çatı, ulaşımlar, bazı şeyleri, özellikle insanların gündelik yaşamını kolaylaştırmanın tarafları bence gayet iyi şeylerdi. Ama beraberindeki monte edilen sistemler, performans sistemi mesela. Nesi yanlış onun? Performans sisteminde şöyle bir hata vardı. Biz o zaman da tabiple sokak... Peki önce şunu söyleyeyim. Sağlıkta performans nedir? Yani sağlıkta performans nasıl belirlenir? Aynen, sağlıkta performans şudur. Ölçüt olarak yaptığınız akt alınır. Yani siz işte ne bileyim ben bir ay içinde 60 tane A aktından 70 tane B aktından yaparsınız. Eyleminden yaparsınız. Tedavi odur teşhis budur. Onları yaparsınız. Bunların yaptığınız karşılığında size bir sistem performans verir. Bunun nasıl şeyleri var? Özellikle üniversite hastanesindeki tarafları söyleyeyim ben. Şimdi bu belki sonra ileride bu konulara daha rahat gireriz. Her şeyin bir karşılığı var SUT'ta. Ama mesela ben Cerrahpaşa'da günde 20 tane konsültasyon yapıyorum. Onun karşılığı yok. Yani ben 20 tane sistem için gereksiz eylem yapıyorum. Yani ben işte dışarıdan derlenmiş, toplanmış dosyalar geliyor. Bunlara bakıyorum. Yan hastaneden bir arkadaş bir problemle ilgili geliyor. Beyin cerrahisinden biri çıkıyor geliyor. Nöroloji geliyor. Bütün bu insanlarla biz bu eylemleri yaparken faydasız akt yapıyoruz ve üniversite hastanelerinde bu faydasız aktların, yani fatura edilemeyen aktların miktarını tutarın %25'ine yakın olduğu söyleniyor. Bu inanılmaz bir kayıp yaratıyor. Ha bunlar... Peki bunlar yapılması olmaz mı? Bunlar olmazsa olmaz. Bunlar olmazsa sorunlar çözülmez. İnsanlar bazı şeyleri ortaya getirecekler, konuşacaklar, bakacaklar. Mesela ben size örnek vereyim. 2 ya da 3 gün önce 19 yaşında bir kız çocuğunun babası geldi bana. Kız çocuğu da beraberinde konsültasyon odasına girdiler, oturdular. Böyle bir tomar filmi var elinde. Bir defa bir sürü CD'leri var. CD'lerin tek tek açılıp bakılması gerekiyor. İşte gözle ilgili bir hastalık tanısı konmuş ama tanı 2009'dan beri yanlış. Neden? Çünkü muhtemelen hastayı sonradan takip eden, tedavi etmeye çalışan doktorların hiçbirisinin dosyanın tamamına bakacak vakti yok. Çünkü siz eyleminizi belli bir aralıkta yapmak gerekiyor. Ha, siz bunu yaptığınız zaman bir fark ediyorsunuz ki 2009'da konan tanı yanlış. 2009-2014, 5 sene içerisinde çocuk gözlerini kaybetmiş. Bu başka bir şekilde açıklanabilir mi? Yani böyle bir şey, bunun için birilerinin zaman harcaması gerekiyor. Bunların harcanacağı yer de zaten üniversite hastanesi. Ama bu faydalı eylem değil. Bana şey diyebilirsiniz. Niye bir hastane gözünü kurtarıyorsunuz? Ama hastaneye faydası yok eylemin. Yani hastaneye faydası ne demek? Hastaneye faydası şu demek, hastane bunu sosyal güvenlik kurumundan para alacak şekilde fatura edemiyor. Fatura ödemiyor. Ödemiyor. Çünkü nöroradyolojide poliklinik hizmeti verilemiyor. Böyle bir sürü şeyler var. Yani bunlar beraberinde bir takım çözümsüzlükler de getirdi. Peki eskiden nasıldı bu? Ya eskiden benim nöroradyoloji polikliniğim vardı. Benim o poliklinikten bizim ciddi bir miktarda gelirimiz olurdu. O gelirimiz olduğu için hastane içerisinde belli bir ağırlığımız vardı. O gelirimizden dolayı doğru cihaz yatırımı yapabiliriz. Gelir derken şahsi gelirden bahsetmiyorsun. Hayır, yok yok. Ben bölüm gelirinden bahsediyorum değil mi? Şahsi bir şeyle alakası yok bunun. Böyle bir şey vardı. Şimdi bu çark tamamen yerine yeni bir şey koymadan kaldırıldı. Peki şimdi ne oluyor? Şimdi bölümün geliri yok mu şu anda mesela? Baktınız hastalardan dolayı bir para kazanamıyorsunuz. Yok hayır, bizim bölüm. Yani geliri şöyle, SUT'taki, yani ne yapayım, anevizma tedavi ediyorsunuz. Anevizmanın SUT'ta ederi var, 900 küsür lira. Ona bölüm geliri olarak o yazılıyor. Ama sonuçta oradan 900 lira alırken öteki taraftan fatura edilemez malzemeden 450 lira kaybediyorsunuz. 500 lira kaybediyorsunuz. Sonuçta zaten sıfıra sıfır elde var. Sıfır çıkıyorsunuz. O zaman hastane yönetimi diyor ki, bir kardeşim sen bu işleri yapıyorsun ama yaptığın eylemin sistem içerisinde görünürlüğü yok. Yani sen istersen acayip çok zor anevizmaları tedavi et, damar yumaklarını yönet, cerrahisini yap, onu yap, bunu yap, bunları ayarlayın. Ama yok, sistemde bir faydası yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani ölçütler doğru konmadı. Performanstan benim yoksa insanların çalışması ölçütlendirilsin. Ama ölçütlendirilirken eylemin bir kalitesinin de mutlaka ölçütlendirilmesi gerekiyordu.
Olay bu. Yani benim anlatmaya çalıştığım şey bu. Yani şu anda o zaman basit hastalıklara bakıp onları tedavi etmek çok iyi bir şey bir doktor için. Ama hani o iyi doktor denilen, mucize yarattı denilen işleri yapmanın bir faydası yok. Yok ya, mucize değil. Bu takım işi bunlar. Mesela ne bileyim ben. Şimdi mesela İstanbul'da şöyle yapalım. Bir tane damar yumağınız var diyeyim. Tamam mı? Örnekleri çok var. Damar yumağınız var beyninizde. Büyük bir damar yumağınız var. Kanamış da. Şimdi bunun yönetilmesi lazım. Yönetilmesi lazım ne demek? Bir doğru nöroradyolojiniz olacak. Birisi damardan girecek, bunu doldurabildiği kadar dolduracak, bitirmeye çalışacak. Bitmezse cerrah aynı gün içinde akşam ameliyat edecek. Akşam tekrar anjiyosu yapılacak. Ertesi gün sabah uyandırılacak. İyi yoğun bakım, iyi nöro, beyin cerrahı, iyi nöroradyolog, iyi ekipman olacak. Bunun sonucunda siz zarar edeceksiniz. Niye, bu fatura edilen bir şey değil mi? Ya fatura ettiğiniz zaman ikinci eylemi ödemeyecek mesela. Birinci eylemin %50'si olarak ödeyecek falan. Bir sürü sütun, süt bir puzzle. Yani sütun akıllı kullanılabilmesi çok zor. Hele bizim gibi şeylerde çok daha güç. Yani örnek vereyim ben size. Bize dediler ki bütün cihazları siz alacaksınız. Bütün malzemeleri siz alacaksınız. Süper, ihale yaptık. Hastanede koşturduk, dekanı ikna ettik falan filan. Rektör hocayla sonunda bütün aletleri aldık. Aldık aletleri, stoğumuza girdi. Aha, birisi 2009'un sonunda bir yasa çıkardı. Ben buna dedi size en fazla 50 lira veririm. Ya kardeşim, ben bunu aldığım zaman 15-65 liraya aldım. Her kullandığımız malzemeden dolayı sistem zarar etti. Yani bütün bunlardan dolayı üniversite hastaneleri artık bitme durumuna geldi. Bu kaçınılmaz olarak da bugün konuşmayı düşündüğümüz, konuşacağımızı söylediğimiz tıp eğitimine yansıdı. Bunlar canlı örnekler yani. Şimdi Veysel Bey, sizin bir lafınız vardı. Böyle çok ilgimi çekti benim. Diyorsunuz ki eskiden hekimlik ofansif hekimlikti. Şimdi ise defansif hekimlik oldu. Ofansif hekimlik ne, defansif hekimlik ne? Bu aradaki fark ne? Yani defansif hekimlik deyince günümüzde, yani bunu daha uzun bir sürece yayabiliriz. En azından mecburi hizmet çıktığı dönemden itibaren, daha öncesini çok bilmiyorum, gittikçe artarak doktorlar için kötü olan bir süreç. Ofansif hekimlik belki yine uygulanıyordur ama çok daha az. Defansif hekimlik şöyle bir şey, yani koşullar gereği doktorlar artık önce kendilerini güvenceye almak istiyorlar. Ne oluyor? İşte bir kişi geliyor, hasta demeyeyim, şikayeti olan biri. Her şikayeti olan kişinin hasta olması gerekmiyor. Örneğin işte bizim branşla yakın, başım ağrıyor dediği zaman çok düşük oranda baş ağrısı kötü bir durumun belirtisi olabilir. Yani bir beyin tümörü olabilir. Çok çok düşük oran. Muayenede de bir şey görünmeyebilir. O zaman hastayı izlemek lazım. Ama bir hafta sonra, 10 gün sonra, 15 gün sonra başka bir yere gittiği zaman bir tetkikte o ortaya çıkınca öbür doktor bu sefer zor durumda kalıyor. Bir sürü işte saldırıdan tutun da her türlü kötü durumla karşı karşıya kalıyor. O zaman ne oluyor? Bir şikayet belirten kişi karşısında bir sürü tetkik devreye giriyor. İkinci durum defansif için, biraz önce Civan söyledi, komplike, zor durumlarda doktorlar buna pek ilişmek istemiyor. Çünkü sorun olacak. Yani sorunlu bir durum, işte müdahale ettiğiniz zaman komplikasyon olasılığı, kötü bir şey gelişme olasılığı oldukça yüksek. O zaman çok formal, işte şu 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 yapılması lazım, riskleriniz bu, işte şu bölüme gidip onların değerlendirmesi lazım. Yani hekim başından sanmayalım. Şöyle yapalım mı? Aslında yani ofansif hekimlikte primer, birincil amaç hastadır. Evet. Defansif hekimlikte biri primer ama birincil amaç hekimin kendi güvenliğidir. Neye malpraktis güvenliğidir, dayak yememe güvenliğidir. Hastayla ilişkisi yanlış olabilir, yani yanlış kurmuş olabilir. Ondan dolayı kötü, pek fena muameleye tabil kalmama güvenliğidir. Bu defansif tıp. Ofansif tıpta siz tıbbın gerektiğini yaparsınız. Yani mesela ne bileyim ben, karar nasıl çalışıyor? Şimdi şöyle anlatalım. Bir tane A problemi var diyeyim. A probleminin birey üzerinde bir B riski var. Bir de bir işlem var. İşleminde birey üzerinde C riski var. Çünkü işlemler risksiz değil. O zaman sizin bir rasyonel yürütüp tartmanız gerekiyor. Bakın, bu tedavi olmanız olmamanızdan 3 kat daha az riskli. Ama bu demek değildir ki eylem riskli. Bunu size olmanızı tavsiye ediyoruz. Bu hasta öncelikli bir şeydir. Veya siz söylersiniz şöyle de defansifte, bu risk valla çok yüksektir bunun riski. %90'dır. Yani olsanız da olur, olmasanız da olur ama ben
yaparsın bunu ya bu işin riski yüksektir. Bu defansiftir. Hasta korkar haklı olarak. Ama bir şey daha var. Yani burada doktorlukta biraz da hani zorlayarak çok önemli bir durumda diyelim ki işte bir tümör var, opere olması gerekiyor. Her türlü insan olur karşınızda. Yani orada devreye girip zorlayıp insanları ona ikna etmeye çalışmak var. Hastayı kurtarmak amaçlı. Zorlamak değil de yönlendirmek değil. Yani hayır ben daha gönülden yani şey... Bunu yapmamız lazım arkadaş. Bu olmazsa olmaz. Lazım. Evet yani burada riski de alıp hasta yakını ya da kendisine belki biraz daha tartışmaya da girip yani doktorluk böyle bir şey. Şimdi bunun tam tersine döndüğü zaman eğitimle de ilgili bu. Eğitim verirken nasıl eğitim vereceksiniz öğrencilere, asistanlara? Yani defansif. Çünkü sonuçta ilginç bir şey. Ofansif tıbbın bir faydası da yok yani. Ne hastaneye faydası var, ne hekime faydası var. Defansif. Yok. Ya, tabii çünkü bu için hem sistemi tıkıyor. Tetkikler, konsültasyonlar açısından. Konsültasyon için de aynı şey geçerli. Yani çok gerekli olmayabilir herhangi bir başka bölümden bir şey soruşmak ama sormak. Ama yarın öbür gün dosyasında o yok diye sorun olabilir düşüncesiyle bir sürü lüzumsuz konsültasyonlar devreye giriyor. Şey tabii ki yani sonuçta bir takım kurallar var ama o kuralları doktor dışı kimseler koyduğu zaman biraz sorun oluyor. Yani orada mutlaka bu işin içinde doktor olması da yeterli değil. O iş içinde yeterli zaman çalışmış, sahada çalışmış insanların mutlaka fikrinin alınması gerekiyor ki bu düzenlensin. Yani karmaşık bir şey tıp. Bir doğrusu yok. Yani doktora güvenmek gerekiyor. Sorunlar varsa onların çözümü de yine belki doktorlar arasında bir kurul. Yani bu ayrıcalıklı bir kesim anlamında değil. Yani güven sonuçta hayatınızı teslim ediyorsunuz. Evet. Güvenmiyorsanız o zaman gitmeyeceksiniz. Yani doktora güvenmek demek, doktorun da kendisine güvenmek demek ki icraatını iyi yapsın gibi. Tabi başka bir sürü uygulamada sorunlar var. Bunları da konuşuruz yani. Peki Civan Bey, şimdi bir şey son zamanlarda çok konuşuluyor. Özellikle üniversite hastanelerinde profesör düzeyinde ya da uzman hekim düzeyinde çok büyük kayıplar oldu son birkaç yıl içerisinde. Bu gerçeği yansıtıyor mu? Yani hakikaten pek çok hoca üniversiteden ayrıldı mı? Ya şimdi şöyle bir üniversite hastaneleri bildiğim bir rapor var. Orada diyor ki 3 büyük şehirde %50 nitelikli. %50. %50. Yani 100 tane öğretim üyesinin 50 tanesi sistem dışına çıktı. Yani 100 tane öğretim üyesinin 50 tanesi ya bunun illa profesör, doçent, ya bu öğretmen yani eğitmen diyelim. O ne, uzman dedi. Yani bu sistem dışına çıkınca ne oluyor? Bilgi zinciri kırılıyor. Ben Cumhurbaşkanlığı mail yazdım bununla ilgili. Ya bilgi zinciri kırılıyor. Bilgi zincirinin kırılmasının bedeli çok ağırdır. Bilgi zinciri bilgi ne demek? Bilgi zinciri kırılıyor şu demek. Şimdi mesela şöyle anlatayım ben size. Bir öyle ya da böyle siz bir yerden bir eğitim alıyorsunuz. Aldığınız eğitiminizin üzerine kendiniz bir şeyler katarak bir yerlere varıyorsunuz, bir şeylere varıyorsunuz. Yani bir şey yapmayı öğreniyorsunuz. Bu şey demek bir yapma yöntemi üzerinde uzman ihtisaslaşıyorsunuz. Bunu yaparken hata yapıyorsunuz, kafanızı duvarlara vuruyorsunuz, hastalarınız bedel ödüyor. Ve sonuçta siz bir tecrübe kazanıyorsunuz. Kazandığınız tecrübeyi sizden sonraki nesle hap olarak vermeniz lazım. Mesela ben geçenlerde asistanlarla şeyde konuşuyoruz anji odasında. Dedim oğlum siz bu anevizmalar hep böyle mi yapılıyor zannediyordunuz? Şimdi bunu böyle giriyoruz, balon şişiriyoruz, için telle dolduruyoruz, çık 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 bitiyor falan. Zamanında bunlar çok büyük belaydı, tel oraya girmezdi. Bunlar bir zaman öğrenildi. Ama ben şimdi öğrendiğimi, biriktirdiğim bilgiyi bir sonraki nesle otomatik olarak aktarıyorum. Onlar bu bilgi zincirinde elde ettikleri şeyi kendileri geliştirecekler. Bir sonraki nesle daha fazla. Ekol bu demek, okul bu demek yani sonuçta. Bunun çok şey örneği var. Şimdi biz teorik olarak insanlara yetiyoruz. Şöyle anlatayım. Bir makine mühendisi otomatik şanzımanı çok iyi biliyordur. Tamam mı? Çift debriyajlı otomatik şanzımanı. Ama onu sökerken vidalarını hangi kaba koyacak, hangi sırayla sökecek, hangi sırayla takacak bunları pratikte öğrenir ancak. İşte onu pratikte öğrendiği zaman o pratik bilgi birikiminin aktarılması gerekiyor. Bilgi zincirinin kırılması bu demek. Bilgi zinciri kırıldığı zaman bir sonraki nesil yeni baştan sıfırdan başlayacak. Aynı hataları yapacak. Vidaları yanlış kaba koyacak. Mekan varşı gibi. Aynen. Önce yanlış şeyi söktüğü için iş tıkanacak. Yani bu sonuçta çünkü bunun ne bileyim ben eğitim toplantısı var.
karşılıklı etkileşimler var. Biliyor ki o bu hatayı o yaptığında o bunun bedeliyle ilgili bir şeyler söyleyecek. İnsanlar bir sonuçta bir kültür biriktiriyorlar. Bu biriken kültürün aktarılması gerekiyor. Bilgi zincirinin kırılması bu. Ha, bilgi zincirinin kırılması pratik eğitimi acayip etkiliyor. Siz teorik olarak alırsınız kitabı, bir, ne bileyim ben Cecil'in harika şeyini alırsınız, okursunuz. Teorik bilgi edinirsiniz. Ama bilgi kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor birinden. Çünkü bilginin bir kullanması var. Bizim tıp fakültesi eğitiminde en büyük sıkıntımızın muhtemelen olduğu alanlardan bir tanesi bu. Bilgi kullanmayı çok fazla öğretemiyoruz. Çünkü insanlar TUS'a yönelik çalışıyorlar. Çocuklar TUS'a yönelik çalıştıkları zaman da ona göre ders çalışıyorlar. Haklılar yani. Bunda şey bir şey yok ama sonraki eğitimde yani tıp sonrası eğitimde. Klinik eğitimine başladığı zaman. Tıp sonrası eğitimde bu şey çok önemli. Bu zincir kırıldığı zaman olmuyor. Niye kırıldı bu zincir? Kırıldı hocalar için, gittiği için mi? Yani herkes inatçı değil ki. Herkesin aidiyet duygusu, iyilik duygusu aynı değil ki. Mesela bizim bölüm benim için çok önemliydi. Ben oradan kolay kolay gitmeyi düşünmem. Ama herkes öyle değil ki. İnsanlar bir yerden sonra daraldılar, sıkıldılar. Ya bu ne böyle yani dediler. Bir sürü insan ayrıldı. Ayrılan çok iyi arkadaşlarım var. Yani çok iyi cerrahlar var, çok iyi yoğun bakımcılar var. Bu insanlar bu cerrahbaşıyı terk ettiler. Terk ettiler demeyelim, ayıp olur. Bıraktılar gittiler sonuçta. Gittikleri yerde çalışıyorlar şimdi. Yine bir insan, bir grup insana hizmet veriyorlar ama eğitim yok ki. Gittikleri yerde kimse eğitmiyorlar. Yani iyi doktora devam ediyorlar ama iyi hocalığa devam edemiyorlar. Aynen, hocalık kalmadı. Çünkü bizim işin bir, ben en azından şeyde, üniversiteden bahsediyorum. Yani bu eğitim hastanelerinde de aynı şey. Eğitim hastaneleri de üniversite gibi düşünmek lazım. Orada da çünkü insanlar eğitiliyor. Orada da bir bilgi zinciri vardı. O da çatır buçur kırıldı çünkü o değişti. Sistem, şeflikler kalktı falan filan. Ama biz şimdi üniversitede biz bu sistemin içerisinden bu insanları kaybettiğimiz zaman yerlerini tamamen dolduramadık. Dolmaz ki zaten yani bir insan bir şeyleri öğrenmeyi 20 senede öğreniyor. 20 sene onunla uğraşmış oluyor. O alıyor ondan sonra arkasından onu bir andaki arkadaşına iletiyor. Bir sonraki asistanına iletiyor. Ya da üst uzmanlık eğitimine. Yani adam uzman oluyor. Üstüne bir de üst uzmanlık yapacak. Onlara iletiyor. Bu zincir kırıldı mı o zaman kalite bozuluyor. Kalite bozulunca kaçınılmaz olarak bu sefer öğrenci eğitimi bozuluyor. Kaçınılmaz olarak öğrenci eğitimi bozuluyor. Öğrenci eğitimi bozulduğu zaman yani sonuçta zincir kırıldı. Zincir kırıldığı zaman tamiri çok zor bunun. Onun için ben yani şehirlere bu tam dünyası... Tamir 30 sene. Yani ben onun için tam gün yasaları falanlar filanlar çıktığında Cumhurbaşkanı'na mail yazdım. Dedim ki ya zincirin kırılmasına izin vermeyin. Bir çözüm bulun. Bunlar yani bu şekilde gidemez bu. Ama insanlar duyarsız. Peki şimdi bu tam gün yasaları falan çıkarken siyasetçilerin söylediği, vatandaşta da olumlu karşılanmasına olan bir söylem vardı. Kardeşim bunlar da para için her şeyi yapıyorlar. İşte hastanede ameliyat yapmıyor, özele yolluyor. İşte orada hastayı tavlıyor, özelde ameliyat ediyor. Pardon ya bir şey söyleyeceğim. Yasalar ne için var? Yasalar normal insanlar için mi var, sahtekarlar için mi var? Yani yasası var. O zaman siz bir öğretim üyesi ya da bir doktor ya da bilmem ne eğer bunu böyle yapıyorsa yapmasına engel olacaksınız. O öyle yapıyor diye. Bütün sistemi? Sistemin için, yani bütün sistemi ya da benim gibi manyak birisini hastaneden soğutmayacaksınız. Yani tabii ki bunu yapanlar var. Ben de biliyorum. Yani bıçak parası var, avanta var. Her bir şey var sistemin içinde. Ama Türkiye'de ya yani böyle bir zaten böyle bir şeyiz biz toplumuz. Böyle bir şey var, bozulma var. Ya bu ama bu doktor yani A doktoru bozuk diye B doktorunu şey mi yapacaksın? Bir de şimdi şöyle o zaman bunu da anlatayım. Yasalar çıktığı zaman yasalar simüle edilmemiş çıktı. Yani önceden nasıl çalışacağı örneklenmemiş çıktı. 97 yılı kaçtı? 2007 idi. Tam gün yasası çıktı dediler ki dışarıda çalışıyorsun arkadaş üniversitede ameliyat yapmayacaksın. Ben dedim ki ya boş ver ya, onları kim dinler ben yaparım. 3-5 gün yaptım sonra bir aklıma takıldı ki ya benim şey sigortam var. Yani malpraktis tıbbi hata sigortam var. Aklıma takıldı telefon ettim sigortaya. Dedim ki böyle benim üniversitede çalışmam yasak ama. Şimdi ben üniversitede bir vaka yaptım. Vaka yaptığım zaman bundan dolayı bir eğer sorumluluğum doğarsa siz benim şeyimi karşılayacak mısınız? Dedi ki birinci maddesi yaptığınız eylemlerin hepsi yasal olacak. Allah ben bir durdum arkasından. Sonra dedim ki ben biraz da şeyimdir bu konularda. Bir tane dilekçe yazdım. Dedim ki bak böyle bir senaryo olduğunda ben ne yapacağım bana söyleyin. Kimse bir şey söylemedi. Bir cevaplar geldi aman Allah'ım yani bir şey yok. Bir sayfaya yazı ama bir anlamı yok. Arkasından başka bir numara da yaptım. Bir gün bölümümüzde tek çalışma hakkı olan Osman böbrek taşı düşürüyordu. Osman'ın hasta olduğu gün Cerrahpaşa'daki bütün hastaları ben yaptım. Tedavilerini yaptım, anjiyolarını yaptım falan. Sonra bir dilekçe yazdım. Dilekçede herkesin protokol numarasını, adını, soyadını
Üniversiteye önce bir dekanla bir dilekçe yazdım. Dedim ki bakın aşağıda isimleri yazılı vatandaşları, arkadaş ben tedavi ettim. Beni soruşturun. Yaptığım şeyi ceza gerektiriyorsa bana ceza verin. Yaptığım şey yasalsa bana yaptığın yasal deyin. Ben kendimi korumaya çalışıyorum yaptığım şeyi. Herkes kulağının üstüne attı. Sonra YÖK'e yazdım aynı şeyi. YÖK birinci dilekçemi kaybetti. Tamam mı? Sonra ikinci dilekçeye de verdim ben. Sonra bilgi edindirme yasasından yararlanarak benim dilekçemin durumunu dedim ya. Bana bilgi verin arkadaş. Yani sen bu işi yapamazsın ya da yapabilirsin diye. Kimse bir şey söylemedi. Ya şey şu, herkes defansif davrandı. Kimse bu işte çıkıp yapabilirsiniz arkadaş resmi olarak demedi. Sonra yasa değişti ama. Sonra yasa değişti. Yasa değişmedi. Yasa Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Ardışık 3 ya da 4 tane yasa çıktı. Birinci yasa çıktı, Anayasa Mahkemesi bozduğu için ikinci yasa çıktı. İkinci yasa Anayasa Mahkemesi bozduğu için üçüncü yasa çıktı. Karman karışık bir sistem oldu sonuçta. Ama o dönemde ben 1,5 yıl falan ben yani beni çağırmadıkları müddetçe gidip insanlara yardım etmedim. Peki şimdi bu... Başka bir şey daha oldu, onu da söyleyeyim. Mesela bazen sizi anjodan çağırıyor. Bunun çok acayip kötü yansımaları oldu. Çağırıyorlar sizi. Şimdi Cerrahpaşa'da gelen bir hasta biliyor ki civan ameliyatlara bu ara girmiyor ya da giremiyor. Ya da girmesi yasak. Sizi içeriden bir çıkarken görüyor. Terlemişsiniz üstünüzde. Belli ki bir şey yapmışsınız. Ha diyor ki bak bu bunun ameliyatına girmiş. Acaba ondan avanta mı aldı? Bunların böyle yansımaları oldu. Bütün bunlar önceden yasa çıkarılmadan simüle edilecekti. Birisi bunu koyacaktı. Nasıl bir bölümde bir departman kurduğunuz zaman hasta bu kapıdan girecek, burada bununla konuşacak bir simülasyon yaparsınız, bir örneklersiniz kafanızda. Bunun yapılması lazım. Yapılmadı. Yapılmadığı için biz çok çektik. Yani ben acayip sıkıldım bu dönemde. Hala da aynı sıkıntı yerde bir yaşıyorum yani. Peki o hekimler niye hastaneyi terk eder? Yani hastanede kalmaya devam, üniversite hastanelerinde veya araştırma hastanelerinde kalmaya devam edemezler miydi bu yasa çerçevesinde? Gitmeleri gerekir miydi, bırakmaları gerekir miydi yani? Güzel bir soru. Vallahi herkesin ruhu ve karakteri aynı değil. Herkesin aynı şekilde aidiyet duygusu yok. Herkesin öncelikleri ayrı. Yani adamın 3 tane çocuğu okuyorsa, o çocuklarını okutmak için belli bir şeyi varsa... Gelir düzeyinde olması gerekiyorsa. Gelir düzeyinde olması gerekiyorsa siz de kal arkadaş diyemezsiniz. Diyebilir misiniz? Ya adam derseniz ya, haksızlık olur. Ya dürüst çalışıyorsa, hastanede bu tür işlerle uğraşmıyorsa, kendi işini düzgün efendi gibi yapıyorsa o zaman hayatını devam ettiremeyecektir. Biz yalnız sağlık sistemini çabuk konuşacağız. Yine doktorları konuşuyoruz. Yani. Sağlık eğitimini konuşacağız, tamam mı? Bu sağlık eğitim parçası değil mi bu? Bu indirekt olarak etkiliyor. Sağlık eğitimi parçası. Direkt olarak etkileyenler sağlık eğitimini peki sizce bu sistemde? Bana göre, bana mı soruyorsunuz? Neyse evet. Hiç konuşmuyor ama. Yani yine indirektle devam edeyim. Şimdi öğrencilerimiz önemli. Onlar çıktıktan sonra ne oluyorlar yine bu sistemle ilgili? Bu kısa bir örnek vereyim sonra Civan daha iyi konuşur. Peki sen örnek ver. Ben sana başka bir şey soracağım o zaman. Kusura bakmayın. Veysi diyorum. Veysi benim 30 senelik arkadaşım. Pardon. Dur şu örneği vereyim ama bu çok önemli. Çünkü bizim en iyi asistanlarımızdan biri 5 aydır mecbur hizmetti. 5 aydır 7 gün 24 saat bu görev yapıyor. Yani sabah hasta bakıyor. Bilmem 50-60-70 tane EEG'leri yapıyor, EMG'leri yapıyor. Ve hiçbir şeye hayır demeyen bir insan bu. Gece tek nörolog olduğu için icatçı. Her gece 2-3 kere acile çağrılıyor. Cumartesi, pazar dahil. Ve buna hiçbir şey yapamıyoruz. Yani bu tek örnek değil. Bir sürü bir şey var. Yani o zaman şimdi bizim sorumluluklarımızdan biri ya da görevlerimizden biri de bu. Kızın gibi düşün yani böyle bir durumda olsa ne diyeceksin? Yani bu da eğitimin bir parçası. Sonuçta kötü eğitiliyor. O bölüme geleceğiz. Onu Civan anlatacak. Ya o başka şey. Ben başka söyleyeceğim. Önemli şimdi. Bu. Çok önemli yani. Araya bir şey çakalım. Bu şunun parçası. Bir zamanlar gazetelerde, basında haftada bir tane doktor haberi vardı. Efendim işte Konya'da sanayi sitesinde tornacıya yaptırdığı enstrüman adamın beline taktı. Yok muayenehanesinde dolarları aldı, ameliyatını bilmem ne yaptı. Her hafta böyle haber çıkıyor vardı. Muydu? Vardı. Şimdi niye çıkmıyor? Şimdi yapılmıyor mu bunlar? Yapılıyor mu? Bir de o zaman mı yapılıyordu? İşte, senaryosu öyleydi. Yani ondan dolayı ben hep söylüyorum, doktorlarla hastalar ilişkilerini bozdular. Düşmanca bir ilişki dedin. Ya düşmanca değil de. Değil, yani, düşmanca değil. Mailler öyle yapıyor. Ama yani adam düşmanca bozuldu değil. İnsanların ilişkileri ya. Yani insan yani yaptığınız şeyler yanlış
algılanabiliyor. Ben size anlattım işte. Hekimlere yani karşı güvensizlik oluştu. Evet. Düşmanı değil diyorsun ama evet, evet, hekime karşı. Bak şimdi bir mail okuyayım sana. Güvensizlik var. Ama bak şimdi başta söyledim. Güvensizlik olduğu zaman zaten hekimlik biter Fatih. Yani bakın, en çok net bir şey söylüyor. Adam diyor ki Fatih Hocam iyi akşamlar. Doktorların hepsine olmasa da çoğunluğundan şikayetçiyim. Çünkü özel hastaneye gidince insan gibi muamele görmeme rağmen aynı ilgiyi devlet hastanelerinde göremiyorum. Doktor bırakın bize açıklama yapmayı, yüzümüze bile bakmıyor. Çok güzel, aynı şeyi söylüyoruz. Yapamaz ki. Yani ben sana söyledim, gel bir hafta öyle birkaç saat değil, gece gündüz bir bölümde çalış. Ki biz yine korunaklıyız. Yani o söylediğim örnekte insan dışı bir şey. Yani sen mesela 48 saat olacak bir şey değil. Uçmuş bir pilotla hemen tekrar Amerika'ya uçayım diye şey yapabilir. Kurallar yasaklı zaten bunu. Pilotlukta. Peki, bizde yani o zaman kural yok. Yani doktorluk daha az önemli bir şey değil ki. Yani canını teslim ediyorsun. Ama o mail doğru. İnanılır gibi bir şey. O mail doğru. O mail doğru. O mailin doğru olmasının yani gelenek altyapısı da var. Onu anlatıyorum. Yani geleneksel olarak altyapısı da var. Yani devlet hastanesi konsepti var. Özel hastane konsepti var. Özel hastanede servis şöyle alınır. Ben özel hastanede çalışıyorum, devlet hastanesinde çalışıyorum. Hastalara verdiğim, yani konuşurken ki, muhabbet ettiğimiz zaman ki, anlatırken ki kullandığım şeyler birbirinin aynısı. Yapılabilir mi? Yapılabiliyor. Yapabilir. Ama yapmak zor ya. Zaman zaman. Zor şeyi gerektiriyor yani. Siz sonuçta aynı şeyi yapmaya çalışıyorsunuz. Ya şimdi ama devlet hastanesinde bir şey belli bir sayıda hasta bakman gerekiyor galiba, değil mi? Böyle kurallar işte getirildi. Ya, tamam. Ya bu ülkede ya belli bir sayıda doktor bak. Dur bunu söyleyeyim. Bu ülkede, ben şimdi tamam demem lazım. Çatlarım demezsem. Tamam. Bu ülkede bir doktora günde 200 tane hasta baktı diye bakan plaket verdi. Plaket verdi. Ya böyle bir şey olur mu? Bir insan 200 hastanın yüzüne bakamazsın ya. Lan adını soramazsınız ya. Ya şu da komik. Şimdi sen biliyorsun ki Civan 200 tane hasta bakmış. 201. hasta diye girmeye mücadele eder misin? Vallahi şimdi Türkiye enteresan bir ülke olduğu için olabilir. Yani 200 kişi buna gittiğine göre bunda bir cevher vardır diye 201. de gidebilir yani. Yani Türkiye'nin kriterleri ya farklı çünkü. 200 tane hasta bakılamaz. Öyle bir şey yok. Ya bu anlatmaya çalıştığım bu, şey bu oldu. Plaket ya verdi. Oldu, ben de biliyorum. Ama çünkü bu, deminki maili söyledin. Dur unuttum. Devlet hastanesinde kötü. Belki öyle mail gelmez ama bir sürü insan da ya özele gittik orada bizi söğüşlediler bilmem, bu da var yani. O da çok geliyor. Çok onlar da var, çok var. O da var, bu da var. Yani o ya bak, olabilir şimdi söyle. Ya bu değil. Yani burada bir başka bir şey yapmak lazım. Yani bu bir çatışma meselesi, şu bu değil. Ya bu herkesi ilgilendiren bir şey ve anlaşılır bir şey değil. Yani burada bir çözüm bulunabilir. Yani bunun konsensüsünü sağlamak çok lazım. Yani olmayacak şey değil bu. İnanılır gibi değil. Niye olmuyor bilmiyorum. O ya şimdi şöyle söylesin. Ya yok. Ya çok komik. Performansla onunla beraber ya kalite gitti, kantite geldi. Şimdi mesela ben geçen hafta bölümde tekim ve arkadaşlar izinde bütün MR'ların BT'de raporunu ben yapıyorum. Tamam mı? Ya ben 2000'li yılların başında da bütün MR'ları biz rapor ederdik. Ya 2000'lerden daha kötü olur mu şimdi şeydeki MR'lar? Çünkü bir gün içinde A sayısı çekeceksin demişler. 100 tane, 50 tane. Rakam önemli değil. Ya filmlere bakıyorum, filmlerin kalitesi bozuk. Ya biz demek ki ya verdiğimiz serviste kötüledik. Acı da bir örneği oldu. Bir arkadaşın annesi için bir film çekilmiş. Çocuk getirdi bana. Beyin tümörü, akciğer şeysi. Beyin metastazı var mı diye bakılıyor. Beyni atlamış mı diye bakılıyor. Ama ilk MR'da bir şey var mı yok mu belli değil. Ya bir daha gönderip 15 dakikalık beyin protokolü film çekti. 4 tane çıktı. Ben dedim ki abi o zaman ben yaptığımdan utanıyorum ya. Ben üniversitede vermiş olduğum servisin kalitesinden utanıyorum. E niye böyle kaliteye veriyorum servis? Çünkü abi. Çünkü belli bir sayıyı tutturmaz gerekiyor. Aynen öyle. Şimdi biz kalite kantite olsun. Hiç itiraz yok. Yani kantite insanlar sabahtan akşama kadar yatmasınlar. Kabul. Ama kantite kadar kalitesinde olması lazım. Peki Civan Bey şimdi. Tamam, bir şey daha merak ediyorum. Onu da bir söyleyeyim. Sonra bir ara vereceğim. Tıp eğitimindeki diğer meselelere gireceğiz ama. Müessesinizin çayı yok mu? Var. Eklemez gençler. Hemen Civan Bey'e bir çay rica edelim arkadaşlar. Soğumuştur artık o. Şimdi bir sürü eskiden mesela İstanbul, Türkiye'de belli başlı tıp fakülteleri işte. Ege Tıp, ondan sonra 9 Eylül Tıp, İstanbul Tıp, Cerrahpaşa Tıp, Çapa Tıp, Hacettepe Tıp, Ankara Tıp. Sonra bir Edirne ve Bursa Tıp çıktı. Şimdi onlarca tıp fakültesi var. Devletin var, özelin var. Fakat diyorsunuz ki siz
Nitelikli doktor, nitelikli hekimlerin büyük %50'ye varan bir kayıp var. Peki böyle bir kayıp varken bu kadar üniversite kim ders veriyor? Susma hakkımı kullansam olur mu? Sen susarsan, ben susarsam diye bir laf var diyorsun. Ya şimdi şöyle, altyapı hazırlıkları doğru hazırlandığı müddetçe, kriterleri, akreditasyonları doğru düşünüldüğü müddetçe tıp fakültesi açılmasının bir sakıncası yok. Hiç sakıncası yok. Ama tıp fakültelerinin doğrulması lazım. Mesela işte ne bileyim ben Cerrahpaşa Edirne tıbbı doğurdu, Çapa Bursa tıbbı doğurdu, Hacettepe ne bileyim Samsun'u doğurdu falan filan. Bu çok doğal bir süreçti bu. Ama şimdi siz bu şeyi kalite yerine kantite peşindekine koşarsanız bu prematüre doğanlar oluyor bu sefer. Yani bir yerde bir şey var. Şimdi mesela özel üniversitelere karşı falan değilim, yanlış olmasın. Özel üniversitelerde öğretim üyesi kadrosu var. Ve öğretim üyeleri kadroları onların hastanesinde çalışan arkadaşlar. Ya bu arkadaşlar zaten sabahtan akşama kadar ameliyat yapıyorlar. Ve hasta bakıyorlar. Hangi arası eğitim yapacak? Şimdi mesela ben bir anjiyo yaparken yanında çalışan siz ya da asistanıma anjiyo öğretirken gerektiği zaman damara giriyorum, çıkıyorum, gösteriyorum ona. Bir de sen gir çık diyorum. Çünkü eğitmemiz gerekiyor. Yani hata hastaya zarar vermeden eğitimin sağlanması gerekiyor. Yani siz bazı hastanelerde bunu yapamazsınız ya. O hasta oraya servis almaya gitmiş olan hasta buna itiraz eder. Yani özel üniversitelerin açılması çok doğruydu. Yeteri kadar doğru sayıda, doğru akreditasyonla, doğru şeylerle yapılabilirdi ama bence biraz abarttılar. Abarttılar. İşin sonunda da ortaya çıkan tablo enteresan bir tablo oldu. Mesela işte belli yerlerde kurulmuş olan belli üniversiteler işte belli yerlerden öğretim üyesi alarak kurulmaya, işlemeye, çalışmaya başladılar ama mesela temel bilimleri yok. Çünkü temel bilimleri adamı siz hastanede, özel hastanede çalıştıramazsınız ki. Biyokimyacıyı, biyofizikçiyi, anatomisti. Onları sistemin yetiştirmesi ve beslemesi gerekiyor. Bunlar yok. O zaman eğitim ne oluyor? Topal oluyor. Ama bir kere daha söyleyeyim. Şimdi eğitimin aslında onu konuşsak, bilmiyorum reklamdan sonra mı konuşayım? Buyurun. Yani eğitimin bir teorik bacağı var, bir de pratik bacağı var. Teorik bacağı daha kolay. Çünkü zaten kitap var, internet var, bir sürü bir şey var. Bilgiye erişebilirsiniz. Ama bilgi kullanımı pratik bacağı var. Pratik bacağını sizin mutlaka ve mutlaka bir şekilde birilerinden, birileriyle beraber öğrenmeniz lazım. Mesela şimdi Cerrahpaşa'nın radyoloji alalım, bizim bölüm alalım. Mesela belli gelenek devam eder. Bizden şey yapmış, üst uzmanlığını kaçak küçek böyle bir alan yok. Yaratılmış bir şekilde kaçak küçek üst uzmanlığını yapmış 7-8 tane doktor arkadaş var. Hepsi aynı prototipte çalışır. Çünkü o şekilde eğitilmişlerdir. Bir ekol olmuş. Ekol, Hacettepe başka bir şekilde yetiştirmiştir. Bilmem İstanbul tıp başka bir şekilde yetiştirmiştir. Ama bir şeyi vardır. Bu pratik tarafı bu işin çok önemli. Teorik bir, bu pratik tarafı çok zor bu. Yapmayı bilmek. Aynen öyle. Hangi sırada yapacaksınız? Ne zaman yapacaksınız? Nelere dikkat edeceksiniz? Yani bu işin pratik bacağı, işte o bilgi zinciri muhabbeti bu. Teorik bacağı, aynı şekilde nitelikli öğretim üyesi, bu da çok önemli. Bütün bunların sağlanması için yürüyebilir bir üniversite hastanesi gerekiyor. Bizim yürüyebilir üniversite hastanelerimiz yok. Niye yürümediğini bir ara vereyim, sonra tamam, tartışalım. Ve şunu merak ediyorum. Şimdi tıp fakültesi sayılarının arttığından bahsettik. Öğretim üyesi eksikmesine rağmen. Bir yandan da galiba kontenjanlar da artıyor. YÖK sürekli yeni kontenjanlar bildiriyor. İşte tıp fakültelerinde İstanbul'da %50 kayıp var dedi. Şu anda sizin öğrenci artış düzeyinizde öğretim üyesi eksilirken öğrenci ters orantı olarak artıyor mu? Herhalde 500 kişi oldu. Yani 300'lerden 500'e geldi. Yanlış bilmiyorsam. Yıllık öğrenci sayısı. Evet. Bu Türkiye'de de Kıbrıs dahil 13.402 mi 404 kişi mi? Tıp öğrencisi var. Tıp öğrencisi. Şimdi rakamlar için biz şey değiliz yani o işin uzmanı değiliz ama en azından Cerrahpaşa için Civan'ın dediği gibi işte yarı yarıya bir kayıp var. Öğrenci sayısı da iki misline yakın ben bir demiyorum, artış var. Yarı yarıya bir kayıp var yani. Bu rakamlar. Rakamlar o yani. Açıklanmış bir istatistik o geçen. Neyse yani. Bir yerde iki misli artış, iki misline yakın artış, bir yerde yarıya yakın bir azalma. Teorik bilgi bir sürü yerden alınabilir ama tıp fakültesi yani diğerlerini bilmiyorum işte edebiyat fakültesi nasıldır, felsefe fakültesi nasıldır ama
tıp fakültesinden doktor ehliyeti alarak çıkıyor bir insan. O zaman bazı uygulamaları yapıyor olması lazım, öğrenmesi lazım. Onun için de yeterli... Onun için bir doktorun yanında yetişmesi lazım. Evet işte o bir yani, silsile yani doktor, onun altındaki yani. Şey, doktorların. Onun için de şimdi artık eskisi gibi değil işte. Nöroradyoloji diyor Civan, başka radyolojiler var. Ya da nörolojide farklı farklı sistemlerle daha çok ilgilenen kişiler var. O zaman en az 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi insan lazım ki belki bir kişi de yetmiyor. Nörolojinin bir bölümüyle ilgili o kişi işte uzun yıllar deneyim yapıyor. Sonra da gelen asistana... O deneyimi aynen aktarıyor. Deneyimi yani onun 20 yılda öğrendiğini evet. Gelen asistan 6 ayda, 1 senede hap gibi alıyor. 3-4 ay içinde aktarıyor ama genius bir kişi varsa hepsini o kadar iyi bilen biri belki o 20 kişilerine geçebilir. Yani bir de birkaç kişinin olması yeterli değil bir bölümde. Bu bölüme göre değişebilir. İşte bazı bölümlerde bu 10 kişi olur da bazısında 8 kişi olur. Bu sayı azaldığı zaman bu olanak kayboluyor. Yani daha az deneyimli olduğunuz bir konuda eğitim veriyorsunuz. Bu pratik eğitim için söylüyorum. Öğrenci artıyor. Yani belli bir sayıda öğrenci olmalı ki bir şey verebilirsiniz. 3 kişiye verilebilecek bir şey 10 kişi varsa o 10 kişi içinde 3 kişi de alamaz hale geliyor ve böyle bir yani 3'te 3'ken 10'da 0 oluyor birdenbire. Bir nevi öyle oluyor. Yani ona yakın bir şey oluyor. Evet Cihan hocam söyleyin. Aslında tabii şimdi şöyle bir işin acı bir tarafı var. Şimdi bir öğretim üyesi ne yapar? Değil mi? Ne yapacak öğretim üyesi? A eğitecek, B iş yapacak, C üretecek. Şimdi siz üniversitenin şeyine girdiğiniz zaman soruyorsunuz kaç tane patentin var diyor. Şimdi veya kaç yayın yaptın diyor. Yayınlarının kaç tane sitasyonu var diyor. H faktörün kaç diyor. Bir takım kriterlere göre sizin nasıl olduğunuzu ölçmeye çalışıyor. Şimdi şöyle düşünmeniz lazım. Siz zamanınızın belli bir kısmını hem eğitim için hem hasta üreteceği için, tedavi için hastanızı ayırmanız lazım. Zamanınızı kendiniz düşünmeniz gerekiyor. Ya ben bir şeyle ilgili bir şey düşünmem gerekiyor. Bir şey yapacağım, bir çalışma dizayn edeceğim. Beyindeki bilmem neyi bulmaya çalışacağım. Ya ben öğretim üyesi olacaksam böyle şeyler yapacağım. Ha bir de patent alacağım. Bir şey dizayn İcat edeceğim. Yapacağım. Ha ya bir tane bir sonuçta bir dizayn yapacağım da bir tane patentim olacak. Sonuçta bütün bunlar. Ya bir patent almak için harcanan emek zaten aylar sürüyor. Siz bir çalışma dizayn ettiğinizde o çalışmanın bacaklarını bir araya getirip hastalarını toplayıp datalarını toplayıp bilmem ne yaptığınız uzun inanılmaz zamanlar oluyor. Sonra salak salak problemler uğraşıyorsunuz. Efendim mesela benim 2004'te biz Cerrahpaşa'ya nöroradyoloji bir data sistemi kurduk. Yani bütün hastanın her türlü görüntülemesini yüklüyoruz. 2010-2014 ne varsa hepsi vardı. Sonra bu küçücük bir bakım parasının ödenememesinden dolayı bilgi uçtu. Şimdi ondan sonra ben hastanın nasıl çalışma yapacağım? Sonra siz 1 liralık maliyeti olan bir şeyi bu sefer 100 lira verip datayı kurtarmaya uğraşıyorsunuz. Bunlar gerçek şeyler. Benim başıma geldi şimdi. Biz datamızı kurtarmaya çalışıyoruz. Peki üniversite hastanenin mali yapıları da mı bozuldu? Yani... Üniversite hastanenin mali yapısı mı var ki? Şöyle anlatalım size. Şimdi bir tane siz ticaret erbabısınız kabul edin tamam mı? Siz ticaret erbabısınız. 100 liralık mal üretiyorsunuz. Bu 100 liralık malı 60 liraya satar mısınız? Kamuysa satabilir. Sosyal devlet satabilir. Süper. Ama zararını birinin kompans etmesi. Devlet kompans edecek. Tamam, süper. O zaman şimdi şu anda üniversitelerde yeni bilgi bu. 130 liraya mal yani 100 liralık sosyal güvenlik kurumu parası şeyse işlemi 134 liraya mal oluyor. 135 liraya mal oluyor. Yani siz her eylem yaptığınızda, her bir şey yaptığınızda kurum zarar ediyor. Kurumun zararı bir yerden kompanse olmuyor. İşte üniversitelerin yeni şey var, bilgi döner var. Sermaye yok mu artık? Arkadaşlar, döner sermaye var da döner sermayede bir tane provider var, bir tane sunucu var. Sosyal Güvenlik Kurumu. Sosyal Güvenlik Kurumu 2007-2014 fiyatları hiç arttırmadı. Aksine bazı şeyleri azalttı. Siz 2007'deki elektrik parası, 2007'deki gaz parası, 2007'deki maliyetinizle çalışmıyorsunuz ki. Aynı fiyat. Anlatabildim mi? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi biz şunu söylüyor muyuz? Üniversite, bütün kurumlar rentable çalışmalıdır. Yani verimli çalışmalıdır. Yani ürettikleri
giderlerini karşılamalıdır. Doğru mu? Doğru. Ama sizin bugünkü üniversite hastanelerinde, bugünkü sosyal güvenlik kurumu sut fiyatlarında, öyle diyelim, sizin bunu yapma şansınız yok. İşte yeni bilgi, üniversite hastanelerinin şu andaki sunuculara, kendilerine, malzeme tedarikçilerine olan toplam borcu kaç para? Kaç trilyon? 2.7 milyar TL. Bu da unutmayın ki 2010 yılında bir yasa çıktı. Belli üniversite hastanelerine para enjekte edildi. O enjekte edilmese 4 trilyona yakın oldu. 4 milyara yakın olacağı iddia. Şimdi bu zarar ne olacak? Sonuçta ne oluyor? Mesela ben bugün anevizma yapıyorum. Bir tedavi uyguluyorum. A malzemesi yok. Peki hocam, şöyle bir sistem düşünemez miyiz üniversite hastane için? Diyelim ki özel sektörden bu hizmeti devlet alıyor. Artık o da mümkün. Yani SGK özel. Diyelim ki mesela özelde birine eğer bu ameliyat veya bu tedavi için 10 lira ödüyorsa, üniversite hastanesine 13 lira verse ki, çünkü bir yandan da eğitim yapıyor, bir yandan da araştırma yapıyor. Üniversite hastanesi biraz daha rahat. Bu bir sistem olabilir miydi? Zaten öneriler, çözümlerden bir tanesi bu. Üniversitelerde daha doğrusu şöyle. Çünkü özel hastanenin bir eğitim derdi yok. Eğitim kurumlarında üretilen hastaların maliyetleri normal yerlere göre daha yüksek. Öyle olduğu için, yani bu yüksek olmasının nedeni var. Yani hastalar daha kompleks, işin içerisinde daha fazla bakım var, yani ne bileyim ben. Belli, daha fazla film çekiliyor, hasta daha sık takip edilmeye çalışılıyor. Kendine göre bir takım şeyler. Bu maliyet yükseltmesi gerektiriyor. Ve bu yükselen maliyetin bir ederi var işte. Yani %30'da %50 belli şeylerde artış olması gerekiyor. Bu tren böyle yürüyecek. Bu tren başka türlü yürümez. Ve bu tren batarsa hep beraber batacağız. Üniversite hastaneleri battığı zaman ne olacak? Yani tamam, şimdi B'si kalktı, A hastanesinde çalışmaya başladı. Herkes o zaman aynı hizmeti almayacak ki. Biz ne diyoruz? Üniversite hastanesinde başvuran bir hastada hastanın hastalığına hasta ciddiyetiyle orantılı olarak ne dili, ne dini, ne cinsi, ne ırkı, ne siyasi görüşü bizi asla ilgilendirmiyor. Biz herkese olabilecek en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bu treni bu şekilde götürmek gerekiyor. Bu trenin götürülmesi için yapılması gereken şeyler var. Bunlar biliniyor, bilinmiyor şeyler değil. Ama sağlık sistemlerinin böyle sorunları var. Yani sosyal güvenlik sistemleri belli bir zaman sonra maliyetleri karşılayamamaya başlıyor. Başka çözümler üretilmesi gerekiyor vesaire vesaire. Yani eğitim boyutuna gelince bir de bunun devam etmesi lazım. Yani bunu birilerinin, daha çok insanın öğrenip ileriye aktarması lazım. O da aksiyon yani bittiği zaman. Ya şimdi çok, mesela şöyle düşünün. Şimdi nöroradyoloji işleri ya da beyninizde bir tane balonunuz var. Balonunuz abuk bir yerde, açık ameliyat yapılamayacak bir yerde, çok kompleks bir yerde, illa damardan girilerek yapılacak. Ya şimdi bunu yapabilen İstanbul'daki merkezler var. Mesela bizden eğitim almış iki tane arkadaş şu anda Bakırköy Sadi Konut'ta çalışıyorlar. Takır takır da işlerini yapıyorlar. Demek ki biz sistemde adamı eğittiğimiz zaman, doktorumuzu eğittiğimiz zaman diğer hastane birimleri de bu eğitimden sonuçta kendilerine pastalarını alıyorlar. Şimdi şöyle düşünün. Ortamdaki özel hastaneler zincirindeki doktor havuzu nerede? Nereden geliyor bu havuz? Üniversite hastanelerinden, eğitim hastanelerinden, devlet hastanelerinden. O havuzdan geliyor bu doktorlar. Bu havuz kuruyunca ne olacak? Peki özel hastanelerde doktor üretemiyorlar mı? Yani onlar eğitim yapamıyorlar mı? Ama amaçları o değil ki. Özel üniversiteler yapabilir. Ama özel üniversitelerin bunu yapabilir hale gelmesi çok ciddi zaman alıyor. Mesela bazı üniversiteler eskiden beri bu konuda gelenekleri var. Yavaş yavaş yapabilir hale geliyorlar. Ama siz özel hastane olarak çalışıyorsanız bunu yapamazsınız. Çünkü primer amacınız o değil. Peki eğitim için YÖK'ten ayrıca bir kaynak aktarılıyorsa değil mi? Şeyler de herhalde kesildi. Bu öğrenci... Ya şeylerde, öğrenci başına tazminatlar var. O tazminatlarda çok ciddi bir düşüş var ya da arttırılması gerekiyor. Şurada bilgisayarda yazıyor. Böyle bir düşüş de oldu. Eğitim ek harcamaları hastane cirosunun yaklaşık olarak %20'si. Ya şu kaba bir hesap yapın. Siz %20 eğitim için ekstradan harcıyorsunuz. %30, %40 da hastanız daha kompleks olduğu için daha az şey yapıyor. Zaten sizin çarpanınızın 1,5 olması gerekiyor. Şimdi mesela deminki mailin aksine başka mailler de geliyordu. Bir vatandaş da diyor ki, birkaç vatandaş var, bir tanesi çok güzel ifade etmiş onu. Diyor ki, az önceki okuduğunuz mailde diyor, doktorların güler yüzünden falan bahsediyor ama diyor, ben de diyor tam hep tersini düşünüyorum. Özel hastaneye gittiğimde bana verilen hizmetin
gerçekten sağlığım için gerekli mi, yoksa benden daha fazla para almak, sigorta sisteminden daha fazla para almak için gereksiz harcamalar mı olduğu konusunda her zaman şüphede kalıyorum diyor. Yani bu aynı güvensizliğin, aynı şeyin, yani aynı senaryonun yansıması. Şeye geliyor yani, bu güven bittiği anda yapacak bir şey yok. Çünkü bizim de bilmediğimiz bir şey tıp. Yani ne kadarını biliyoruz? Yani hiç çok az bildiğimiz bir şeyde hiç bilmeyen kişilere hizmet veriyoruz. Burada güven ortadan kalktığı zaman her şey bitiyor. Şu eğitimle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Bir de şimdi brand seçimi var. Yani o iyidir, bu kötüdür anlamında değil ama bazı branşlar daha şeyin, tıbbın komandoları, yani daha komplike, daha zor, daha meşakkatli ama sorunları da fazla. Yani ileride bir takım şeylerle karşı. Şimdi TUS tercihlerine baktığınız zaman hep belli branşların puanı yükseliyor. Yani, biz TUS birincilerini biz alıyoruz hep. Yani o, bu da önemli bir şey. Yani çok meşakkatli, zorluk gerektiren branşları seçme oranı azalıyor. Bu da önemli bir gösterge. Yani ama çok insan doğasına uygun bir şey bu ya. Yani kolay bir şeyi hayata devam edebiliyorsunuz. Zor zor hayata devam edebiliyorsunuz. Bu da ilginç yani. Bir şey değil mi? Onun çekici yani, tarafı olması gerekiyor. Doktor deyince daha böyle ne öyle? Zor, daha komplike bir şeye girer. İlk başta öyle oluyor. Öğrenciler 6. sınıfa intern olmaya doğru işte daha az sorunla karşılaşabilecekleri, akılcı bir şey tabii Can dediği gibi ama çok iyi bir şey değil herhalde. Tabii ki bu yani. Doğa ama insan böyle bir şey yani. Tamam ama bu kolay sorun, varken sorun niye yapsın? Değil mi? Tamam bir şey yapsın diye ama sorun yani bunun tersine dönmesi. O zaman o branşların çekiciliğinin arttırılması gerekiyor. Yani şey. Peki öğrenci kalitesinde bir değişime var mı? Yani tıp eğitimi hala revaçta bir eğitim mi, yoksa hala kaymağı alıyoruz. Hala en iyi öğrencisi mi alıyorsunuz? Hala kaymağı alıyoruz. Şimdi iş güvencesi var diye bir durum var. Doktor işsiz kalmaz diye. Yani şöyle, mesleğini mezun olduğu üniversiteye üniversitedeki mesleğini yapabilen birkaç branştan bir tanesi tıp. Ve de öyle ya da böyle bir iş güvencesi var. En azından orta sınıf olmanız garanti. Bir şekilde garanti. İnsanlar tercih ediyorlar. Yani bir de insanların bir kısmının bu konuda ya 17 yaşındaki aşkı çocuk, var. 17 yaşındaki çocuk daha romantik olur seçerken şey yapar. Yani biz de tıbbı seçerken şimdi kafamız yoktu, başka kafamız vardı. Ona göre seçtik. Ama yani o çocuk öyle olur, öyle seçiyor. Ha bunun bu enerjiyi sistemin doğru yönetmesi gerekiyor. Peki yani, nasıl doğru yönetmesi yani? Sistem ya şimdi şöyle bir şey var. Yani siz şimdi çünkü dünyada da bunun idealini pek bulabilmiş ülke yok gibi duruyor baktığımız zaman. Şimdi şöyle, aslında sağlık sistemleri veya sosyal güvenlik sistemleri tıp eğitimiyle öyle ya da böyle ilintili. Evet. Ve bilinen bir şey var ki sosyal güvenlik sistemleri 10-15 senede bir illaki revize edilir. Fransa'da, Almanya'da mesela bugün bizim yaşadığımıza benzer sorunlar 90'lı yıllarda Almanya'da olmuş, 2000'li yıllarda Amerika'da olmuş, bu tür sorunlar. Bunun yani sonuçta sağlık harcamasının da bir disipline edilmesi gerekiyor. İnsanların bir şekilde işte ilaç sarfiyatının engellenmesi gerekiyor. Gereksiz hasta yani gereksiz muayenenin engellenmesi gerekiyor. Ya mesela şöyle şeyler var. Hasta bana kalkıyor, A şehrinden geliyor. Adamın beyninde bir tane balon var. Orada bir tane MR çekilmiş. MR'ı yok. Elinde bir tane kağıtla geliyor. Ben ama A şehrinde çekilmiş olan MR'ı İstanbul'da oturduğum yerden göremiyorum. Sistem buna müsaade etmiyor. Bir daha MR çekiyoruz biz. Ne oluyor? Gereksiz yere. Buna benzer bir sürü gereksiz harcaması var şeyin. Bunlar disiplinize edilebilir. Bir takım şeyler oturtulabilir. Peki mesela bunda şöyle olamıyor mu? Bütün o kişinin sağlık kayıtları, o kişinin sosyal güvenlik numarasına bağlı sisteme girip de bir doktora gittiği böyle, zaman... Böyle bir çalışma vardı. Ben o zamanlar yani İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'yle, Mehmet Bakar'dı o zamanlar sağlık müdürü. Onunla bu konuda işte İstanbul'da bir ortak bir görüntüleme... Bilgi havuzu olsun. Bilgi havuzu oluşturalım. Bu yüzden herkes paylaşsın. Hatta işte o zamanlar konuşuldu. Siz üniversiteden bize konsültasyon verir misiniz falan. Ya sonuçta şöyle bir hava var. Yani üniversiteyle devlet hastaneleri düşman falan değil ki ya. Hepimiz aynı şeydeyiz. Yani sonuçta orada mezun olan, orada çalışan arkadaşları zaten üniversiteden mezun. Biz mezun ediyoruz. O insanların iyi şey yapıyor olması, ne bileyim ben, benim bugün yetiştirdiğim bir arkadaşın bir hastanede iyi bir şey yapıyor olması bana keyif verir. Yani böyle bir şey yok ortalıkta. Ha bizim bunu sağlayabiliyor olmamız gerekiyor. Ama İstanbul'da biz bunu gerçekleştiremedik. Yani
O zamanlar bir sürü şeyi gerçekleştirdik. Mesela Bakırköy'de bugün bir girişimsel nöroradyoloji merkezinin olması o zamanki hayalin ürünü sonucudur. Yani biz o zaman hayal ettik, oturduk konuştuk, işte kaçak küçük adamlar aldık, çocukları eğittik. Hiçbir altyapısı olmadan, hukuki altyapısı olmadan sonuçta bu insanları Bakırköy'de bir anjiyografi laboratuvarı kurduk. O anjiyografi laboratuvarında gerektiğinde destek verdi. Şimdi takır takır iş yapıyor arkadaşlar. Bu bana ancak keyif verir. Peki onlar parayı nereden kazanıyorlar? Ya onlar şimdi devlet hastanelerinde global bütçe var. Global bütçe şu demek, size A lirayı veriyoruz. O A lirayı siz paylaşıyorsunuz. Maliyet hesapları orada ayrı yapılıyor. Niye üniversite hastanelerinde global bütçe yok denebilir? Global bütçenin de problemleri var. Ekim ayında bütçe bitti, ne yapacaksınız? Hastaya kapıyı mı çevireceksiniz? Devlet hastanesi çeviriyor mu? O bütçeleri şu şekilde yönetebiliyorlar. Onlar kendi aralarında sistemi şey yapıyor, yani döndürebiliyorlar. Yani A hastanesinin bütçesiyle B hastanesinin bütçesini. En azından o dönemde benim sağlık müdürlüğüyle ilişkilerimin daha iyi olduğu, gidip konuştuğumuz, belli şeylerde fikir alışverişinde bulunduğumuz dönemde bu tür aktarmalar oluyor. Peki bir üniversite hastanesinin sağlık eğitiminin sağlıklı sürdürebilmesi açısından. Evet. Çünkü şimdi doktorluk şöyle bir şey. Bugün tamam, parası olan hizmete erişebiliyor belki. Ama yarın öbür gün parası olanın da erişemediği gün gelmeyecek mi? Gelecek. Şimdi sorun şu, hep onu konuşuyoruz. Şimdi siz çok acayip maddi durumunuz çok süper olduğunu varsayalım. Bodrum'dan yola çıktınız, geliyorsunuz. Uçak fobiniz var, arabanızla geliyorsunuz. Bir yerde Anadolu'da herhangi bir kasabada kaza geçirdiniz. Siz ne kadar maddi gücünüz olursa olsun ilk üstüne düştüğünüz doktor sizin hayatınızı koruyacaktır ya da hayatınızı bozacak. O nedenle herkesin minimum bir eğitim kalitesinde olması gerekiyor. Yok efendim orası küçük şey. Olmaz öyle bir şey yok. Oradaki şeyin de mutlaka ve mutlaka belli bir kalitede olması gerekiyor. Onun için yetişen öğrencilerin mutlaka belli bir kalitede olması gerekiyor. Yani çünkü sonuçta belli olmaz. Size anlattım. Ben 1990'da Nancy'de nöroradyoloji yaparken alt katta da beyin cerrahisi vardı. Orada da Kaya vardı, Kaya Kılıç. Bir tane adam, bir Fransız, Kapadokya'da düşmüş, belini kırmış. Ben Türk doktoru istemem demiş. Ne yapalım? Almışlar adamı, uçağa koymuşlar. Getirmişler Fransa'ya. Jort hastaneye geldi. Geldi gece. Kaya nöbetçi, ben nöbetçiyim. Yine Türk doktoru üstüne düştüm. Yani belli şeyleri kontrol edemezsiniz. O nedenle minimum bir eğitim kaliteniz olması. Minimum bir ortalama kalite olması. Ve onun için de mutlaka sizin teknoloji yatırımı yapabiliyor olmanız lazım. Araştırma yatırımı yapabiliyor olmanız lazım. Bilgi üretebiliyor olmanız lazım. Bir tek iyi doktor yetiştirmek de değil. Bilgi üretmeniz gerekiyor ya. Yani sizin literatüre bakıldığı zaman lan bunu işte Cerrahpaşa'dan Civan'la Osman Naci yapmıştır ya da Veysi yapmıştır. Bizim katkımızın olması gerekiyor. Biz kalkıp onlar öyle yapmış diye bakmayacağız ki. Bizim ligimizi onların, arkadaşların, yurt dışında bizim işi yapan arkadaşların seviyesine en az oraya ya da üstüne çıkarmamız gerekiyor. Onun için toplantı dizayn etmemiz gerekiyor. İşte mesela toplantı yapıyoruz şimdi biz, yurt dışına adamlar geliyor, onları eğitiyoruz, bir şeyler bir şeyler. Bunları yapabiliyor olmamız gerekiyor. Sistemin bunların için müsaade ediyor olması lazım bize. Şimdi mesela yeniliği takip etmek için kongreye gitmeniz gerekiyor. Evet. Bir kongreye gitmek 2 gün, 3 gün, bazen 5 gün bir şey var. Bununla ilgili etik tartışmalar bir yana. Yani işte ilaç firmaları götürsün mü götürmesin mi falan filan. Onlar bir yana. Gittiğiniz zaman hasta muayene edemiyorsunuz. Hasta muayene edemediğiniz zaman o performans kriterini tutturamıyorsunuz. Siz tutturamadığınız gibi hastaneniz de tutturamıyor. Külliyen zarar ama yani, o konferansa gitmeseniz veya o seminere gitmeseniz bu sefer de bir teknolojiden veya yeni bilgiden eksik kalacaksınız. Nasıl çıkıyorsun bu işe? Kabul edilebilir bir şey bu ama yani siz belli bir zamanınızı kendi eğitiminiz için ayıracaksınız ki... Peki yasa bunu öngörmüyor mu? Ya bu yasayla değil, bu muhtemelen şeyle, ne deniliyor onlara? Yönetmelik. Yok, yönetmelik de değil yani, hani ne deniyor, bir şey lafı var onun. Geleneklerle çözülüyor. Yani mesela işte önümüzdeki hafta toplantı var, toplantıya benimle beraber çalışan 2 arkadaşım gidiyor, ben gitmiyorum. Kendi aramızda bu tür şeyleri çözerek ancak sistemi çalışır hale getiriyoruz. Bazen herkesin gitmesi gerekli durumlar oluyor, o zaman da herkes gidiyor. Tabii ki yani bu şey var, bu tür handikapları var ama eğitimci eğitilmediği müddetçe eğittiklerini eğitemiyor. Çünkü ben de orada durdum, burada kaldıysam arkadaşlar da benimle beraber burada tıkanıp kalacaklar. Peki üniversitede bu sorunu çözmek için ne yapmak lazım? Yani nasıl bir sistemi çözülür? Bunu Sağlık Bakanlığı üniversitelerle konuşuyor mu, konuştu mu? Bir konuda anlaşalım. Sağlık Bakanlığı ile üniversitelerin bir alakası yok. Biz yokla şeyiz ama... Normal şartlarda üniversite hastanelerinin... Ama doktorların çalışma koşullarını Sağlık Bakanlığı belirlemedi mi? Sağlık Bakanlığı eğitimin standartlarını belirliyor.
üst ihtisasları, uzmanlık alanlarını belirliyor. Ama bizim üniversite hastaneleri... Ama Sağlık Bakanlığı'nın çıkardığı yasadan dolayı 50 tane profesör gidince... Sağlık Bakanlığı yasa çıkarmıyor. O yasayı çıkaran hükümetin içinde bir Sağlık Bakanı var. Ama yani sonuçta bu bir tek Sağlık Bakanı'nın sorumluluğu değildir. Elbette. Tamam. Yani ama sonuç olarak... Ama siyasi erkin verdiği her karar öyle ya da böyle etkileyecek. Etkiliyor. Gayet normal, kaçınılmaz bir şey. Şimdi bir yasa çıkartılıyor, bir tam gün yasası çıkartılıyor, bilmem ne yasası çıkartılıyor, işte, sağlık reformu yasası çıkartılıyor. Sonuçta bundan üniversite hastaneleri etkileniyor. Üniversite hastaneleri de etkileniyor. Veya eğitim de etkileniyor bir yandan. Doğru. Siz her ne kadar YÖK'e bağlı olsa da eğitim tarafı, eğitim de etkileniyor. Bu yasalar hazırlanırken üniversitelerden fikir sorulmuyor mu? Arkadaşlar böyle bir yasa hazırlıyoruz. Bunu en azından içinizde bir simüle etseniz, bir değerlendirseniz nasıl sonuçlar olur, ne kaybederiz, ne kazanırız diye sorulmuyor mu? Cevap vermeyeyim. Sorulmuyor. Demek ki sorulması gereken de sorulmuyor da. Bir liyakat problemi vardır. Sorulması gereken. Bana sormasınlar. Ben bu işlerin uzmanı değilim ama bunlarla uğraşan, bunların mesela şu anda ben biliyorum hastaneyi yöneten arkadaşlar var. Taştan kan çıkarmaya çalışıyorlar. Yani çünkü ellerinde bir bütçe var. Onlar civanın istedikleri de olacak. Bilmem kimin istedikleri de olacak. Veysin istedikleri alet alınacak. Yatırım yapılacak. Anjiyoların bilmem nesi değişecek falan. Bütün bunların yönetilebilir olması gerekiyor. Bu taştan kan çıkmıyor. Yok yani. Bu şekilde yürümez. Yani ve söylenen şu ki eğer bu sene içerisinde üniversite hastanelerine ya da üniversite hastanelerinin sisteminde doğru dürüst bir iyileştirme yapılmazsa işte durum çok hoş değil. Hoş değil de kasıt ne oldu? Batacağız yani. Daha doğrusu battık da battığımızı resmileştireceğiz. Evet. Ya şimdi herhalde bizde ödemeler, Cerrahpaşa'da ödemeler şimdi herhalde 1,5-2 senedir. Siz bunu sattınız, bunun fiyatı 5 lira. 5 lira. Bunu siz parasını 2 sene sonra alacağınızı bildiğiniz zaman bunu 12 liraya satıyorsunuz. Çok ya da satmıyorsun ya da kalitesini almak zorunda yani. Satmak zorunda. Ve aynı sorun Yunanistan'da da vardı bir zamanlar. Oraya ben bir Yunanlı bir çocuk da eğitmiştik biz. Ona vaka yardımına gittiğimiz zaman bizdeki 10 liralık malzeme olan orada 30 liraya. O zaman Yunanistan'da 3 seneydi ödeme şeyleri. O zaman 30 liraya çıkıyordu. Ya bu kaçınılmaz olarak beraberinde böyle şey. Ama şimdi onlarla ilgili fiyat kriterleri de koydu bakanlık. Alamıyorsunuz. Almıyoruz zaten, kullanmıyoruz. Alamıyoruz. Ne oluyor? Hasta ne oluyor? Bazı malzemeler alamıyoruz. Çünkü yeni bir şey daha var galiba. Peki temiz, hastaya malzeme aldı mı gel diyorsunuz? Bak, yok onu dersek parasını bizden kesiyorlar. Çünkü ne yapıyorsun? Sağlık sistemi şunu diyor. Siz Cerrahpaşa'da yattığınız dönemde şu malzemeyi aldığınızın faturasını sisteme götürüp Sosyal Güvenlik Kurumu'na verdiğiniz zaman Sosyal Güvenlik Kurumu vatandaşı ödüyor. Hop onu hastaneye rücu ediyor. Hop hastane doktora rücu edecek. Öyle bir şey yok. Malzeme mümkünse aldırmıyoruz. Peki bana bu malzeme lazım. Hastanede de yok. Siz o malzemeyi almıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Yok. Parasından kullanmıyorsunuz. Evet. O malzeme olmazsa ben öleceğim. Ölmektense ya tamam ben bunu cebimden benimden borç aç alırım, severim. Kimseden parasını istemem diyemez miyiz? Öyle bir şey ama yok işte. Kimseden parasını istemem falan demiyor. Çünkü isteniyor sonuçta. Böyle canlı örnekleri var. Yani siz yardım etmeye çalıştığınız zaman bazen olmuyor. Defansif tip ondan gelişiyor. Bunların şimdi bakın bazı yasaların çok beklenmedik yansımaları oluyor. Şimdi mesela böyle bir örnek vardı bundan T zaman önce. Bir tane bir çocuk var, yeni doğan. Beyninde özel bir şeysi var, tedavi edilmesi gerekiyor. Malzemeler o sırada üniversite hastanesinde yok. Yok kardeşim, yok malzeme yok yani. Biz aldıramıyoruz. Ve ben o zaman bir özel hastanede müdür hanıma söyledim. Böyle bir hasta var. Bu hastayı biz burada ücretsiz yapalım, para pul da almayalım. Yazık çocuk ya, 3 günlük çocuk bir yaşam için hakkı olsun. Babası ben malzemeleri teslim edeceğim diyor. Getireceğim diyor. Tamam. Bir gün sonra bana dedi ki ya Civan kusura bakma alamıyoruz. Niye? Çünkü ben eğer bu çocuk konjenital malformasyonla bunu hastaneye yatırdığım zaman bundan herhangi bir fark almamam gerekiyor. Malzemeyi almamam gerekiyor. Malzeme istememem gerekiyor. Eğer malzeme istersem onu bana benim polikliniğime 15 gün kapatıyorlar. Bir hafta kapatıyorlar diyor. Çocuğa bir şey yapılamadı. Yani siz belki iyi niyetle aman doğumsal malformasyon yani doğuştan bozuk olan hastalarda kimse fark alamasın diyorsunuz ama bir taraftan da getirmiş olduğunuz şey sizin korumaya çalıştığınız hastayı yok ediyor. Onun için diyorum ben bir yasa çıkarken öyle ya da böyle bir yönetmelik çıkarken simüle edilmesi gerekiyor. Ya birisi kardeşim bu böyle bir şey oldu ne olacak ya? Bu şu durumda ne olacak? Mesela o şey döneminde hep
benim verdiğim bir örnek vardı. Ben çalışma, yani biz Naci ile çalışma şeyiz, çalışamıyoruz, dışarıda çalışıyoruz diye. Bir tek Osman çalışıyor. Osman'ın gün izinli olduğunu varsayıyoruz. Ben aşağıda beyin şeyde bölümde oturuyorum. Beyin cerrahisinde ameliyat yaparken arkadaşlar beynin ameliyatta, yani burundan girdikleri bir ameliyatta ana damarı kanattılar. Burnunu doldurdular, aşağı getirdiler hastayı. Şimdi ben ne yapacağım? Kaçsam suçluyum. Yapsam suçluyum. Hele bir de yaparken hata yaparım da çocuğu, hastanın başına bir şey gelirse külliyen suçluyum. Külliyen suçluyum. Ya o zaman demek ki siz şeyinizi çıkarmış olduğunuz yasaları bir önce bir simüle edeceksiniz. Diyeceksiniz ki ben bu durumda ne olacak? Bu senaryoda nasıl çalışacak? Peki mesela bu gibi aksaklıklar bakanlığa rapor ediliyor mu? İleride yapılacak bir yasal düzenlemede bütün bunlar giderilsin diye. Hastaneler ya şöyle vakalar var. Bunları ne yapacağız diye bakanlıkta gerçi birkaç mektup vermişsiniz bir sonuç almışsınız. Bakanlık hepsi ya biliniyor. Bilinmediğine inanmıyorum. Peki bunun değişmesine yönelik bir çaba var mı? Ben görmedim. Şimdi bir yasalar çıkıyor bildiğim kadarıyla. Öyle bir şey söyleniyor evet. Bir içeriğiyle ilgili bilginiz var mı? Bilmiyormuş gibi davranmayı tercih ediyorum. Niye? İşte böyle bir öğretim üyesi havuzu kurulacak, bir şeyler olacak, üniversite hastaneleri. Zaten yani üniversite hastaneleri... Bölge hastaneleri kurulacak. Yok yok, üniversite hastaneleri, Sağlık Bakanlığı kontrolüne verilecek falan filan. Acaba bütün bu olan biten, hani bu üniversite hastanelerinin böyle bir sıkıştırılması falan bir ana büyük bir tablo vardı, o tablonun bir puzzle'ı mıydı falan. İnsanın kafasına böyle şeyler geliyor ama yani sonuçta bu eğer gerçekten böyle bir şey olursa olmaz. Çünkü sıkıntı, eğitimde sıkıntı özelliktir. İster sevin, ister sevmeyin. Eğitim kurumu özerk olmak zorunda. İki tane şey olmazsa eğitim olmaz. A. Özerk olacak. B. Liyakat güdülecek. Yani liyakat gütmek şu demek. Ben eğitim bir sonraki jenerasyona öğretim üyesi seçiyorum. Seçtiğim insan benimle aynı siyasi düşüncede olmayabilir, olabilir. Aynı takımı tutabilir, tutmayabilir. Ben hasta Fenerliyken o hasta Galatasaraylı olabilir. Yani siz layık olduğunu düşündüğünüz insanı bu etik değeriniz olacak... Bir sonraki jenerasyona öyle vereceksiniz. Liyakatın ve özelliğin olmadığı yerde eğitim olmaz. Maalesef üniversiteler özel değil. Liyakat var mı? Olduğu bölümler var. Şimdi tıpta liyakat olması düşünülmüyor. Yani şimdi... Nasıl düşünülmez ya? Her yerde düşünülür, orada düşünülmez yani. Yani hani muhasebecinin liyakat olmayanını yaparsınız da en fazla mali hata yapar falan. Şimdi tıpta liyakat yoksa rezalet ya, ölüm sonucu... Topluma daha büyük zarar. Şimdi abi, bütün renkler... Yani mesela ben diyebilirim ki, mesela kardeşimi çok seviyorum, kardeşimi atıyorum, buraya kameraman yapacağım dedim. En fazla flu çeker falan, döversiniz möversiniz, sonra da kovarsınız baksız yapamıyor kardeşi demeden. Ama şimdi ben kardeşimi doktor yapacağım dersem ve yarın öbür gününde benim ameliyatımı kardeşim yapsın deme şansı var. Şimdi benim kameramanım kardeşim olsun dersiniz, en fazla biraz tipsiz çıkarsınız. Öbürü ölürsünüz ya. Şimdi burada liyakat olmaması düşünülebilir mi? İşte bütün konuyu özetledin yani. Bütün buna yok, da... Yok. Yani şimdi şöyle, tabii ki hani laf var ya, bütün renkler kirlenirmiş ama birincilik hep beyazın olmuş. Bu da öyle. Yani bu biraz belki ülkesel ve toplumsal bir sorun. Yani bizim olan muhabbeti tıpta da var. Yani olacak bir oranda, olması kaçınılmaz da insanın olduğu yerde. Tabii binde bir olur da yani, %50 olursa tamamen olmaz. Tamamen aynı kanaatim ama o yüzden bizim liyakat gütmemiz gerekiyor. Gütmek zorundayız. Peki şu anda sistem gütmeye müsait mi, müsait değil mi? Yani sistem hala, ya bir şey şöyle bir şey var şimdi bir kere de bir şey daha var. Bir de öğretim üyesi olacak adamın öğretim üyesi olacak maddi gücü olacak. O ne demek? O şu demek yani siz T zaman 5 sene 6 sene minimum parayla çalışacaksınız. 1700 lira mı şimdi? Ya yok canım o kadar değildir ama ya uzman maaşı 2000 küsür lira. Ha, uzman maaşı. 1700 olan asistan maaşı. Asistan maaşı galiba 1700 lira. Yani. Asistan doktor 1700 lira maaş mı oluyor? Vallahi ben çok fazla bilmiyorum. Çocuklara sormam lazım. Profesör maaşı kaçta sorması ayıptır? Ben 4000 lira yakın para alıyorum. 4000 lira? Ya yakın. 4000 lira altında. Aynı. 4000'den fazla alıyorum. Bu benden yani. Çok alıyor. Ondan. O çünkü sırf hastanede. Yok ondan değil. Yok değişmiyor. Daha çok hasta bakıyorsun. Hayır maaş o hasta bakma ile ilgili. Benden daha kıdemli. Ha daha kıdemli. Yok çok şaka yapıyorum ya. Çok genç görünüyor. Evet öyle buzdolabında yaşar ya. Peki bir ara daha vereceğim sonra devam edeceğiz. Tamam.
Hocam epey bir başlayın. Bakın bu bir pediatri uzmanından emekli olmuş. Diyor ki bu sistemin parçası olmak istemediği için emekli oldum diyor. Diyor ki Civan hocamın dediği gibi hastayı kurtaran işlemlerin bu sistemde bir karşılığı yok. Sonuçta devlet hastanesi doktorunun muayene hekimliğini yasaklayan yasadan bir yıl önce emekli oldum. İsterdim ki biz doktorların üzerimize oynanan bu oyunları görelim ve performans sistemini kabul etmeyelim. Uygulamayalım. Şimdi ne oldu? Sonuçta değişen bir şey yok. Performans ile iyi ek ücret alan paracı meslektaşlarımız ile iyi hekimleri, tedavi etmeye çalışan hekimleri kırdılar. Yani taraf, aynı kanaatte olduğum tarafları var ama şu da mesela ya performanstan dolayı insanların para kazanmaya çalışıyor olması kötü bir şey değil ki. Adam sonuçta yani doktorluk da bir meslek ve bir şey için yapılıyor yani. Sonuçta insanlar hayatlarını devam etmeleri evet, gerekiyor. Ama sistemi kontrol eden bir yapının olması gerekiyor. Bir takım şeylerin doğru yapılması gerekiyor. Doğru yapılıp yapılmadığını kontrol edilmesi gerekiyor. Mesela biraz önce mailde arkadaş sormuş ya, özel hastanelerde biz para için mi tedavi ediyorlar? Evet, özel hastanede para için tedavi ediyoruz. Niye edelim ki başka? Özel hastanenin doğası bu. Özel hastane bir işletme ve bunun için kurulmuş ve bunun için yapıyor bu işi. Kötü bir şey değil mi o? Peki şimdi mesela televizyonda bir sürü şey var. Ne doktorlukla, hekime ilgili diziler var. Evet. Mesela hastas olduğumuz bir Doktor House diye birisi var. Seviyor musunuz bilmiyorum. İşte adam bir hastayı alıyor. O tetkik, bu tetkik, o tetkik, bu tetkik. Yanında bir ekip öğreniyor. Sonra ekipten birisi şef oluyor, bilmem ne oluyor. Yani adam hayatını vakfediyor. Gerekirse hastayla kavga ediyor, hasta yakınını kandırıyor. Gerekirse tedavi etmek için yalan söylüyor, hile yapıyor, hastane yönetimini kandırıyor, para çalıyor hastaneden hasta için. Ofansif şey. Şimdi bu iyi hekimlik gibi görünüyor ve herkesin idolü oluyor. Şimdi benim anladığım şu ki bu sistemi Türkiye'de Doktor House olamaz. Zor. Yani bedeli ağır olabilir. Bedeli, çünkü şöyle bir şey var mesela. Geç ona da ağır oldu. Şimdi konuda anlaşalım. Şimdi hasta Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne diyelim ki romatoloji polikliniğine geldi. Romatoloji polikliniğinde birisi gördü. Hastanın değerlendirilmesi gerekiyor. Bir dizi tetkik istedi. Tetkik bir tık 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 gitti. Dörde geldi. Sistem tık durdu. Çünkü niye? Şeyin başına, hasta başına 45 lira veriyor farz ettin Sosyal Güvenlik Kurumu. Hastanede salak değil, affedersiniz. O da diyor ki ya 45 liradan sonraki tetkiki yaptırtmam ben. Yani kar etmeyeyim senden ama zarar da etmeyeyim diyor. Ha bu sistemde siz hiçbir harcama yapmadan poliklinik yaparsanız hastaneniz kazanıyor. Ama eğitim faaliyetiniz varsa, hastanız acık komplekse, karışıksa, biraz tetkik yapalım falan diyorsanız işiniz yaş. Şey bu, yani Doktor House bazı şeylerde olamazsınız. Ama mesela diyorum ya size, bir hastanın dosyasında ben bir saat harcarsam eğer, sonuçta belki hastaya doğru bir şey söyleyebiliyorum ama etkisiz eleman vardır ya, çarpma işleminde bir numara, makbul bir rakam. Ben doktor, hastanesine makbul. Hastane için makbul değilim ben. Yani çünkü hasta o, için iyi olan hastane için kötü oluyor. Yani o da doğru bir şekilde kabul edilebilir. Hatta tamam, prestij deniyor, o deniyor, bu deniyor. Tamam da sonuçta işte sizin eyleminizin bir şey karşılığı yok. Çünkü bu sonuçta deniyor ki ya arkadaş biz bu hastaneyi yürütmekle yükümlüyüz. Yürütmemiz gerekiyor. Yani hastaneyi yürütmek için İşte MR çekiminin sayısını arttıracağız, poliklinik sayısını arttıracağız, şunu arttıracağız, bunu arttıracağız. O zaman kaliteden kaçın. Kaliteden kaçınca da olmuyor. İşte eski Sağlık Bakanı bir lafı vardı. Yani hastanelerde müşteri memnuniyeti diye bir şey, bir kriter getirmişti. Yani hastanın memnun olması lazım hastaneden. Müşteri memnuniyeti nasıl her sektörde varsa burada da olmalı. Müşteri memnuniyeti nasıl olur hastanede? Yani bir müşteri memnuniyeti nedir? Size bir soruya cevap vereyim mi? Şimdi siz bir hastaneye başvurdunuz, karşınıza bir doktor çıktı, süper güler yüzlü, size baktı, sevdi, ilacınızı yazdı, her şeyinizi yaptı, doğru bir şey yapmadı. Öteki tarafta vardır öyle mesela, bazı branşlarda özellikle melanet adamlar vardır. Melanet bir doktora geldi, yüzü mutsuz ama sizin tanınızı doğru koydu. Şimdi müşteri memnuniyeti gerçi doğru bir şey mi, yanlış bir şey mi? Şimdi müşteri memnuniyeti, ya sonuçta hasta... Sonuçta hasta müşteri değil. Hastanın düzeltilmesi gereken, tedavi edilmesi gereken bir derdi var. Buradaki başarı kriteri hastanın tedavi edilebilme oranıdır. Sonuçta hasta çok mutlu, eğleniyor, gülüyor. Ya sonuçta derdi çözülmüyorsa ne olacak? O yüzden bazı şeyler. Mutlu şöyle ölecek. Bir şey var. Hastaların en iyi sağlık hizmetini en iyi şartlarda ve en iyi şekilde alma hakları var.
Bu kesinlikle taraftarız, hiçbir şey yok. Ve bunun için de doktorlarından güler yüz görme şart, güler yüz görmeliler, iyi muamele görmeliler. Ama yani sonuçta doktor da bir insan. Eğer o adam günde 60 tane hasta bakmışsa, bir gece önce karısıyla kavga etmişse, sabah karşı kötü bir rüya görmüşse, sabah uyandığında motosikletinin selesini biri bıçağıyla kestiğini görmüşse, adam mutsuz olabilir yani arada bir. Anlatabildim mi? Bu şartların dışında tabii ki ilişkilerin olabildiğince iyi olması gerekiyor. Ben hastalarımı çok severim. Hastaların bir bölümü de beni sever. Yani sevmeyenim de var. Kordonu bir kaçıya karşılaştık, çok seviyorsun. Yani, sürekli severler de sevmeyenler de var ama. Sonuçta ben buna çok değer veririm ama benim de mutsuz olduğum gün olur ya. Çok normal yani. O yüzden müşteri memnuniyeti diye bir kriter olmaz. Hastanın mutlu olmasıyla birlikte doğru tedavi edilmesi kriteri olur. Böyle bir kriter var peki şu anda? Yok. Bir de şu var müşteri memnuniyetinde. Şimdi farklı tipte hastalar var. Bazılarına hemen müdahale etmek lazım. Bazıları bekleyebilir. Bu Amerika'da da öyle. Yani diyelim ki bir tetkik istediniz. O 45 gün sonraya verildiği zaman bizde olay çıkar. Yani o gün bilemediniz, ertesi gün. Şimdi burada müşteri memnuniyeti olsun diye herkesi birkaç güne yığdığınız zaman bir an önce müdahale edilmesi gerekenler de kaynamış oluyor. Yani o da önemli. Yani müşteri memnuniyeti derken yine hep güvene dayanıyor. Yani o adam bilmeli ki ya tamam benim işim bu de çözülecek. Bu adam bana 45 gün sonra diyorsa 45 tamam. Gün önemli değil benim şey açım. Şey de böyle yani bir örnekle Amerika'da neyse aslında fakir için zor bir şey bu. Yani 45 gün hayır ama geceleri şeyde böyle yatağa yatıp acaba aynen, benim beynimde tümörüm var diye beklemek bu. Ama yani işte, olabilecek en iyi zamanda yapmak gerekiyor. Evet. Şöyle bir şey var yalnız. Ama sistem biz, böyle işliyor. Biz yarım yamalak yaptığımız zaman 5 tane yapmamız evet, gerekiyor. 5 tane yaptığımız zaman zaten doğru bir tane yaptığımız kadar zaman harcıyoruz. Ya az önce söylediğiniz gibi yani MR kötü MR çekiyorsun, 15 tane çekiyorsun. Özür dilerim, iyi MR çekemiyoruz yani. Ben bunun için acayip derecede azap çekiyorum. Ya benim diyorum ki bu işte sorumluluğum var, raporun altında. Çünkü günde 100 MR çekmeniz yani, lazım, 10 dakikada bir MR çekilmiyor. Yani üzgünüm. Çekilen MR'lar güzel değil. Çünkü siz, ya ne bileyim ben, son teknoloji MR'da alıp cerrah paşaya koyamıyorsunuz. Mesela benim, bizim nöroradyoloji bilimde, biz bir, yani bilenler bilir, bir nörolojik bilimler bölümü var. Üst katta beyin cerrahisi var, yoğun bakım var, altta nöroradyoloji var. Yoğun bakımdaki hastalara falan hizmet veren bir tane bilgisayar tomografi ünitesi vardı. Şimdi bilgisayardı çünkü tüpü bitti. Bunun tüpünü değiştirmek rentable değil. Neden rentable değil? Değişmiyor onun için. Ama yoğun bakım hastasını siz ambulansa koyuyorsunuz, oradan ta oraya götürüyorsunuz, filmini çekiyorsunuz, geri getiriyorsunuz. Aşağıda bir sistem var, çalışmıyor şu anda. Çünkü ben de buna tüp alın diyemiyorum yani. Çünkü ben o tüpün parasını asla ve asla 32 lira, 32 lira, 50 lira, 50 lira çıkaramam. Anlatabildim mi? Yani o sistemin bunları da hesap ediyor olması gerekiyor. Ha bir hastanın bilgisayarlı tomografisi hemen çekilip hayatı... Peki özel hastaneler nasıl para kazanıyor? Özel hastaneler nasıl para kazanıyor? Sosyal güvenlikle ilgili özel hastaneler mi? Sosyal güvenlik üzerinden kazananlar mı? Benim özel hastanem yok. Ama bununla para kazanmak için A, fark alınmaları gerekiyor. Almazlarsa asla olmaz. B, dediğim gibi tetkiksiz poliklinik. Yani iyi tetkik yapmıyorlar. İyi, öyle bir şey demedim. Tetkiksiz poliklinik ya da fark alacaksınız. Farkı SGK'dan değil, doğrudan doğruya hastan alacaksınız. Hastan alacak tabii canım. Nereden alacak ya? SGK vermiyor. Yani özel şöyle bir yanlış imaj olmasın ha. Yani özel hastanelerde servis yanlış falan iyi değil. Çok iyi servis veren özel hastaneler var. Hiç orada bir en ufak bir şeyim yok. Özel hastanelerde çok doğru çalışan bir sürü de doktor arkadaşımız var. O da doğru. Ama özel hastane doğası gereği bir işletmedir. Ve kar amacını güder. Kar amacının amacını da gütmelidir zaten yani. Yoksa özel hastane olmaz. Şimdi az önce bir başka televizyon kanalı çalışan bir arkadaşımız aradı. Dedi ki annemi ameliyat ettirecektim. Tıp fakültesi hastanesine gittik. 9 ay süre verdiler. Nedenini sorduk. Ödeneksizlikten dediler. Biz de mecburen aldık, şeye götürdük. Özel hastaneye götürdük. Ve özel hastanede ameliyat ettirdik. Bu ne demek? Şimdi ben kendimizden örnek verelim, tamam mı? Bizde anevizmalı hastalarda bekleme süresi 2 seneye kadar uzayabiliyor. Bu şimdi gittikçe de uzama eğilimine girdi. Çünkü neden? Eskiden yılda 500 tane üretim yapıyorken şimdiki üretimimiz yılda 200 taneye düştü. Niçin? İşte yoğun bakım yatağı kısıtlandı. Beyin cerrahisinin hasta yatak sayısı kısıtlandı. Otomatik olarak malzeme problemi var. Bizim üretimimiz düştü. Üretimimiz düştükçe bekleme süreleri uzuyor. Bekleme sürelerinin uzaması niyetiniz kötüyse
ya da bu kullanabileceğiniz bir şey ama hastayı da bu tür kararlar almaya zorluyor. Yani haklısınız siz. Ben de insanlara diyorum tünelin sonunda bir ışık görmüyorsun. Doğru adam ne zaman olduğunu bilmiyorum. Bilsen diyor kaç ay sonra randevumun olacağını. Tamam ama siz böyle bir şey veremiyorsunuz. Çünkü yoğun bakım aksesinizin nasıl yani yoğun bakım yataklara nasıl erişeceğinizi bilmiyorsunuz. Malzemeyle ilgili ne olacağını yani bilmiyorsunuz. Yani o zaman şu anda devlet hastaneleri ve özellikle üniversite hastaneleri tam kapasite çalışamıyorlar mı? Bizim beyin cerrahisi şeyin servisinin bir katı kapalı. Kurulmuş olan bir çocuk bölümü vardı. Pediatrik nöroradyoloji bölümü, beyin cerrahisi bölümü vardı. Bölüm kapalı. Beyin cerrahisi yoğun bakımı var. Ki çok iyi bir yoğun bakımdır. Yatak kapasitesinin yarısıyla çalışıyor. Neden? Çünkü hemşiresi yok. Bütün bölümlerde durum bu mu? Her türlü yani bir sürü bizim yerde. Bizim de servisin. Cerrahpaşa'da en kıymetli şey hemşiredir. En kıymetli. Zaten hemşireler kıymetlidir. Şey ama yanlış olmasın. Ama bizde süper kıymetlidir. Hemşire de yok. Yok tabii ki. Yeteri kadar yok. Peki nasıl çözülür bu iş? Çözmeyi istemek. Birinci basamak. Çözmeyi istemekle. İkincisi... Çünkü baktığınız zaman da sağlık harcamalarında müthiş bir artış var Türkiye'de. Yani, normal. 4-5 katına çıktı evet. Son 10 sene içerisinde. Çok yani süper bir şekilde şimdi biz hastanın şeker çubuğunu da veriyoruz, alt bezini de veriyoruz. Hastalara sağladığımız, sosyal güvenlik kurumumuzun hastalara sağladığı şeyler çok arttı. Bunun bedeli olacak. Bedava değil ki bunlar. Yani siz poliklinik sayınız arttı, yıllık ortalama doktor ziyaretiniz arttı, ilacınız artacak, kronik hasta bakımınız, onda verdiğiniz hizmetler arttı. Bunların bedeli olacak. Bedel ödemezseniz olmaz. Ama bir yandan da bölümler kapalı diyorsunuz. Kapanıyor gayet normal. İşte bir taraftan ama şöyle bir şey var. Siz şimdi... Peki niye artıyor o zaman masraf? Masraf artar çünkü öteki taraftan %80'lik ya da işi kolay çözülen, problemi halledilen, zaten ölümcül hastalığı olmayan bir grup insanın işleri çok rahat bir şekilde çözülüyor. Ha, kolay hastalara hizmet arttı, zor hastalara hizmet azaldı. Yani şimdi şöyle, şimdi bunu ben ben de yönetici olsam böyle düşünebilirim. Ama sonuçta 100 lira harcadığımda 10 kişiyi mutlu etmek istiyorum ben. Ama 10 kişide ölüm riski sıfır. Öteki tarafta mutluluk sisteminin dışında kalan vatandaşta risk çok yüksek. Bu tabii iyi bir haber değil yani. Bence de değil. O birinci şey, bu problem biliniyor ve bu problemin çözülmesinin istenmesi gerekiyor. Çözülmesi istendikten sonra çözülür. Yani ben siyasi erkin, ben bu sorunu çözeceğim diye oturup masaya düşünmeye başladığında bu sorunu çözmeyeceğine yanıyorum. Peki basit hastalıkla gelen hasta sayısı kaçtır? Zor hastalıkla gelen hasta sayısı kaçtır? Oransal olarak mesela. Ya, şey 100 hastanın kaçı basittir? 100 hastane... kaçı bizim gibi ülkelerde %70-75 o dediğin basit hastalıkla. Yani %75'i 70. çok memnun etti. %25'i ise çok büyük sıkıntıya soktu bu sistem. %30 bölümün %10'u çok kötü. Yani çok fazla bir şey yapılamayacak gibi. O %20'lik bir bölüm var. Orada iyi tedavi edici tıp uygulaması yani onlar. Tıpta da popülist bir yaklaşım mümkün yani. Kolay iyileşebilecek %70'i aşırı memnun ettiğiniz zaman kolay hastalığı daha zor tedavi edilen ve daha fazla %20'yi mutsuz ediyorsunuz ama sonuç olarak 70'i memnun 20'yi mutsuz etmiş oluyorsunuz ve bir de her başvurunun hasta olması gerekmiyor. Yani her şikayeti olanın hasta olması gerekmiyor. Bir şey olmayan biri de ve şimdi yani şöyle bir olay oluşmuş. Bunu da hastanelere konuştuğumuzda öğreniyoruz hekimlerle. Diyorlar ki yani bazı amcalar çıktı, her gün hastaneye giriyorlar. Yani artık o kadar kolaylaştı ki bu iş. Yani adam burnuna akıyor, geliyor. Tıksırıyor, geliyor. Hapşırıyor, geliyor. Parmağı acıyor, geliyor. Yani artık bunlardan illallah dedik diyenler de var. Yani gelebilsin bence evet. De. Adam eğer bir derdi olduğunu düşünüyorsa hastaneye gelebilsin. Evet. Yani orada herhalde o aile hekimliği sistemi oturduğu zaman onlar çözülür yani. Çözülecek yani. Onlar ileride ya daha çözülecek. Hasta olduğunu düşünen bir bireye doktora gitme diyemezsiniz. İlla gider. Ama orada bir denge tutturmak lazım. Muhtemelen de işte katılımlı, hastanın da ya ben gittiğim zaman da bir şeylere katacağım, bir hastanın da katkısının olduğu bir sistem kurup bir dengelemek gerekir. Burada çözüm yok. Bu acayip çok değişkenli bir denklem. Ve muhtemelen de kültürel altyapısı var, alışkanlıklar var, sosyal tarafı var. Bunlara göre bir sistemin kurulması muhtemelen gerekecek. Peki üniversite hastaneleri özel hastane gibi çalışsalar ne olur?
üniversite, şimdi bak bir konuda anlaşalım. Özel hastane, sosyal güvenlik kurumu özel hastanesi. Evet. Yani sosyal güvenlik kurumu özel hastanesi gibi çalışsalar ne olur? Kurtarır mı kendilerini? Şöyle mesela şu anda bildiğim kadarıyla anevizma tedavisi ya da anevizma kliplemesi sosyal güvenlik kurumu üzerinden fark alınmadan yapılan çok fazla özel hastane yok. Demek ki yani hastalıkların, tedavi edilen hastalıkların profilinde de bir değişiklik olacak. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir grup hasta var ki yönetimi zor ve çok maliyetli. Bu hastaların yönetilebilmesi ve tedavi edilebilmesi için farklı bir sistem gerekiyor. Yani bu aslında bizim biraz da yani konuşmaya çalıştığımız işte eğitimin iyi olmasını sağlayacak hasta grubu bu. Kompleks hastalar, yönetimi zor. Orada tecrübe kazanıyorsunuz. Yani verdiğiniz kararların iyi ya da kötü sonucu olduğunu, bir takım şeyleri nasıl değiştirebildiğinizi, nasıl karar verme mekanizmanızı nasıl çalıştırdığınızı o hastalarda öğreniyorsunuz. O hastaların yönetilebilir olması gerekiyor. Bu hastaların yönetilebilmesi için primer ya da birincil amacın para olmadığı kurumlar gerekiyor. Ya üniversite hastanesi rentable çalışacak, doğru. Ama bir grup hasta var ki o hastaları şey yaparken çok da fazla para pul düşünmeyecek. Çünkü bu hastaların yönetilmesi öyle. O zaman da o hastalar için bu hastalar nasıl ayrılır? Mesela yurt dışında işte belli şeyleri var. İşte bu diye hani tanıya dayalı ödemelerde belli paketin değerini arttıran şeyler var, konseptler var. Bir şekilde bu hastaların tedavi edilmesini sağlayacaksınız. Bu işin ayrı bir tarafı. Biz bunun eğitimdeki yansımasını konuşuyoruz. Evet. Bunlar doğru olmadığı zaman doğru hekim şey yapamayacak. Yani yetişmeyecek ya da yetişen hekimimizin kalitesi hak ettiğimiz kadar iyi olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes bence olabilecek en iyi hekim hak ediyor. Hak ediyor. Ama bu sistemle iyi hekim edilecek bundan sonra. Şu da var yani şimdi o zor durumu niye öğrensin bir hekim? Basit durumla ekmeğini kazanacaksa onunla zaman da harcamak istemeyecek. Zaman da harcamayacak, yani, riske de girmeyecek. Yani hem oradaki tedavi... Çok mantıklı değil ya. Haklı yani, çok yani, mantıklı değil. Hem tedavi aksayacak daha az insan, hem ben şimdi niye öğreneyim bir sürü zor bir durumu. Zaten 3-5 tane basit durumu öğrendim. Ekmeğimi kazanıyorum gayet iyi. Ama onunla başına belaya sokmuşsun. Daha az insan uğraşır onunla yani. Onda hiç uğraşmaz var, değil ama. Haz var, tatmaz var. Şey azalır. Yani işte onun, demin söylediğimiz gibi Brans, demin ona mantıklı diyordum. Brans seçimindeki tercihlerin, puanların yükselmesi. Bu da onun gibi yani. Öğrenirken neler benim için işime yarayacak ileride onu düşünüp ona göre şeyler öğrenip mezun olmak çok da mantıksız değil yani. Bilmiyorum. Eğitim boyutu açısından o önemli. Peki doktorlar şöyle diyorlar. Tanıdığımız yaşlı başlı doğru düzgün hekimler diyorlar ki çocuklarınızı tedavi ettirecek iyi doktor bulamama ihtimaliniz 10 sene sonra çok kuvvetli. 20 sene sonra kesin bulamayacaksınız. Doğru mudur bu? Umarım yanlış bir öngörüdür. Ya. Umarım. Ama yani eğitim sistemimizi bir takım şeylerimizi düzeltmezsek gerçekleşmemesi ihtimali düşük değil. Kibarca söylüyorum. Kabaca söylersiniz. Kabaca söylerseniz evet bu sistem böyle giderse. Değildir değil. Kesinlikle doğru. Kesinlikle doğru. Doğru, doktor olmayacak insanlar niye olsun ya? Olursa, olacak belki de iyi doktor olmaya çalışmayacak. Çünkü vasat doktor olmak geçecek herhalde. Daha az riskli durumlara çok doğru gidecek. Yani yok ya. Daha az... Umarım öyle olmaz. Ama biz sanki iyi hekim yetiştirmeye çalışsak her şey daha iyi olacakmış gibi düşünüp bu sistemi çözmemiz gerekiyor. Bu problem çözülmek zorunda olan bir problem. Yani bu problem üniversiteler şöyle, üniversiteler böyle, üniversite odur bunudur da üstesinden gelinebilecek bir şey değil. Bu problem var. İşte rakamlar orada. Üniversitelerin dünyayı borçları var. Gelirleri artmıyor. Gelirleri artamaz bu şartlar altında. Artması, yani ne kadar kantite, yani miktar, sayı ne kadar arttırırlarsa artısına olmaz. Olmayacağı için de o zaman taştan ne kadar kan çıkarsa o kadar bu iş sürdürülebilir. Yatırım olmayacak. Yatırım olmayınca insanlar teknolojik olarak up to date olmayacak, zamana uymamış olacak. Eğitim olarak oralara varmamış olacak. Bu kaçınılmaz olarak yansıyacak. Bir zaman sonra da şimdi biz işte ilk %50 alıyoruz diyelim TUS'ta, onu almayacağız. Ya bu ilk %50, ilk %5'ler iyidir anlamında söylemiyorum ama bir yönelim var. Bu yönelim olmayacak. Yönelim niye olsun ki?
Belki yönelim yine olur da sonuç olarak o yönelimin içerisindeki kitle isteseler bile eğitecek kimse olmayacak. Yani şimdi diyorsunuz ki o zincir kırıldı. Şimdi kırılıyor. Diyelim ki ben çok hevesliyim, para pul peşindeyim, çok iyi doktor olmak istiyorum ama yanında durup da bu işi öğreneceğim bir usta olmayacak yanımda. Ya çok para pul derdiniz yoksa illa oraya gidersiniz, yurt dışına gidersiniz, onu yaparsınız, bunu yaparsınız. Paranız şey pulunuz olur. Varsa, paranız pulunuz yok yani. Siz idealist bir hekim adayısınız. Ben doktorluktan zengin olmak da istiyorum. Ben iyi bir doktor olup kendimi iyi hissetmek istiyorum diyorsunuz. İşi öğreneceğiz, kimse olmayacak galiba. Sayısı az olacak, evet olmayacak. Ya bu sistem çözülmesi lazım. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Durum değil. Yani bu bakıyoruz ki ne bileyim ben. Peki doktor ithalatı olmaz mı? Olur hocam. Aldın adamı, yani ithal ettin adamı, hazır. Tamam, doktorun kültürel altyapıyı biliyor olması lazım. Dil kullanımının çok iyi olması lazım. Kullandığı vücut dilinin hastaya şey vermesi lazım, emniyet vermesi lazım. Olabilir, doktor getirebilirsiniz. İşte biz de gidip yurt dışında çalıştık zamanında. Çalışılıyor. Ama yani o sistemin sürekliliğini sağlamanız lazım. Yani o mesleki bilgi aktarımındaki kırılmayı öyle sağlayamazlar mı? Bir tane, üç tane, beş tane getirebilirsiniz ama çok külli miktarda çok... 20 bin tane getiremezsiniz. Getirdiğiniz zaman maliyet çok daha yüksek olur. Yani onu söylemeye çalışıyorum ben. Bilgi zinciri kırılıyor. Yani bu kırılma artık tamir edilemez noktaya gelmeden bir takım şeylerin düzeltilmesi lazım. Peki bu ayrılan hocalar dönerler mi tekrar mesela bir sistemde düzelme olursa, bir makulleşme olursa? Vallahi biliyorsunuz av köpeği bir kere çiğ et yerse bir dava çıkmaz. Yani dışarı çıkan doktor bir daha döner mi bilmiyorum ama yani dönecekler vardır. Üniversiteye tekrar dönecekler vardır. Çünkü ayrı bir hayat o ya. Yani onun gırgırı ayrı, şamatası ayrı, hastası ayrı, muhabbeti ayrı. Anlatabildim mi? O hayata alışkanlığınız varsa o hayatı özlersiniz ve dönmeyi düşünebilirsiniz. Peki bu yeni çıkacak olan yasada bununla ilgili düzeltme olacağına ilişkin bir öngörü, bir bilgi paylaşımı bakanlıktan gelen bir şey? YÖK'te çalışan arkadaşlarımla konuşuyorum. Yani çok öyle bir şey yok. Yani bu işin düzeltileceğine dair ışık görüyor musunuz diye sordunuz, evet, değil mi? Sorduğunuz şey o. Ben bilmiyorum öyle bir ışık. Ben görmedim. Yani henüz öyle bir şey yok. Ben henüz öyle bir şey yok. Ve geciktikçe de sorunun çözülmesi... problem kronikleşiyor. Yani sonuçta mesela ben en son cihazı 10 yılında aldım. Ama o zaman bizim firmayla bir anlaşmamız vardı, eğitim anlaşmamız vardı. Bir tane de 2011 ya da 12 yılında bir tane de yeni cihaz verdiler. Bize upgrade ettiler sistemi de. Ama o zamandan beri cihaz yatırımı yok. Yeni MR'ımız yok, bir takım şeyler olmayacak yani. Olmayınca da siz iyi hizmet veremediğiniz gibi iyi adam da yetiştiremeyeceksiniz. Teknoloji öğretemeyeceksiniz. Yenilikle de haberiniz olmayacak. Yani, teknoloji kullanamadığınız için hastayı mühendireceksiniz. Bu iş teknoloji, bu işin çok ciddi bir bölümü. Artık öyle. Kaçınılmaz olarak öyle. Peki hocam, çizdiğiniz karanlık tablo için teşekkür ederim. Şu açıdan karanlık tabloyu çizmedik. Yani ben, ya durum bu. Yani, karanlık tablo değil mi o yani? Bunu herkesin görmeye. Yani birisi kral çıplak, kardeşim bu işin cılkı çıktı. Yani tamam, sosyal güvenlik sistemi olarak baktığınızda yapılan işler olumlu gibi görünmekle beraber bunun tıp eğitimi tarafına, tıbbın kaliteli sürdürülebilirlik tarafına verdiği zararlar var. O tarafı düzeltirken bu tarafı bozmanın alemi yok. İki tarafı da kabul edilebilir düzeyde tutmak önemlidir. Eğer böyle olmazsa tıp eğitim biter. Sonumuz hayırlı değildir. İleride de daha masraflı, daha büyük paralar harcayarak düzeltemeyebileceğimiz sorunlar çıkacak. Kesinlikle doğru. Daha ağır restorasyon gerektirir. Peki, teşekkür ediyorum. Bunu söylemek gerekiyor. Biz bunu bir iki kere söyledik. Söyleyince de zaman zaman bunun bedelini de ödüyoruz. Çok kızıyorlar bize ama kendimizi düşünmüyoruz, çocuklarımızı düşünüyoruz. Yani bu çocukların geleceğini düşünüyoruz. Gelecek nesillerin sağlıklı tıp eğitimi alması ve sağlıklı tıp hekimlik hizmeti vermesi gerektiği için bunları söylüyoruz. Umarım Sağlık Bakanları ya da işte ilgililer falan bunu dinliyordur. Epey bir mail var. Sormak lazım ama galiba vakit bitmiş. İleride bir gün yine belki bir araya geliriz. Veysel Bey'e çok teşekkür ediyorum. Civan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz herkese. Değerli haftayı yurt dışında olacağım için teke tek yok. İş gezisi, tatil değil. Bir sonraki hafta görüşünceye kadar hoşça kalın efendim.